Hiç. Anne, Yeliz teyzeler bu akşam mı gelecekti? Evet Aysun, söyledim ya. Sen de 40 kere sormasan olmaz. Aman anne, bugün çok sinirlisin nedense. Yok canım, yok, sinirli değilim de eskiyi hatırladım, birden canım sıkıldı. Onlara bayılıyorum. Yeliz teyzeler harika bir çift. Evet öyle. Babanla ben de bir zamanlar öyleydik. Biliyorum anne, Yeliz teyzem söyledi. Ben pek hatırlayamıyorum. Hatırladıklarım da pek iç açıcı şeyler değil zaten. Bundan 10 yıl kadar önce, yani hepimiz daha gençken, her şey çok güzeldi. Neler oldu bitti, neler geçti. İnsana inanası gelmiyor. Hadi anlat anne. Artık genç kız oldun demiyor musun? Büyüyünce anlatırım diyerek beni hep atlatıyorsun. Artık büyüdüm. Yeterince büyümedin. Biraz daha büyü öyle. Böyle söyleye söyleye sonunda sen nene olacaksın. Ben de orta yaşlı bir kadın. O zaman mı büyümüş olacağım? Bana kalırsa sen o zaman da biraz daha büyü diyeceksin. Bak ben 13 yaşındayım. Hem sen demiyor muydun anneannemin zamanında 13 yaşındaki kızları evlendiriyorlarmış diye. O eskidenmiş Aysuncuğum. Ben babanla evlendiğimde 22 yaşındaydım. Lütfen anlat anne. Neden ayrıldığınızı, sonra Yeliz teyzenin hikayesini. Hele onu hiç anlamıyorum. Evlenmiş ayrılmış, sonra yeniden evlenmiş, yeniden ayrılmış. Çok karışık geliyor bana. Tamam tamam. Öyleyse otur şöyle yanıma bakayım. Belki bazı dersler çıkarırsın anlattıklarımdan. Evlenmek için birini seçtiğinde yararı olur belki. Ben hiç evlenmeyeceğim anne. Babam, Yeliz teyzem ve sen. Hayatta en sevdiğim insanlar yani. Hepiniz de evlilikten yana pek şanslı değilsiniz. Yo yo yo, sakın öyle söyleme. Biz babanla çok mutluyduk. Serdar dünyanın en iyi insanlarından biridir. Çok çok güzel günlerimiz oldu. Ayrıldık ama baban hala benim en sevdiğim erkektir. Babam da öyle söylüyor. Tek sevdiğim kadın annen diyor. İyi ama öyleyse neden ayrıldınız? Bak, sana her şeyi başından anlatayım. Yeliz de senin gibi ben hiç evlenmeyeceğim derdi. Fakat sonra öğretmen olup da doğuya tayin edip... Bak Yeliz'cim, iyice düşündün mü? Bir anlık kızgınlıkla karar veriyorsun, sonra pişman olacaksın. Boşuna çeneni yorma, ben çoktan kararımı verdim. Senin bu yaptığına pire için yorgan yakmak denir. Ay, çocuk gibi davranıyorsun. Selda, lütfen beni etkilemeye çalışma. Bu kez benim istediğim olacak. Şimdiye kadar hep babamın istekleri oldu. Artık yeter. Hani ben senin en iyi arkadaşındım? Babana kızdıysan benim suçum ne? Annenin suçu ne? He? Söyle bakalım. Kim bilir hangi uzak şehre ya da kasabaya gönderecekler seni. Bir daha yüzünü göremeyeceğiz belki de. Duygu sömürüsü yapıyorsun ama. Ben hayatımın en önemli kararını veriyorum. Sense destek olacağına köstek oluyorsun. Köstek falan olmuyorum. Ben seni düşünüyorum. Beni düşünüyorsan şu kitapları toplamama yardım et. Şaşıyorum doğrusu. Sen de böyle düşünürsen, biliyorsun, İlkokuldayken tek isteğim balerin olmaktı. Sevgili babacığım, ben kızımı herkesin önünde dans etsin diye yetiştirmedim dedi ve ağzımın payını aldım. Ortaokulda gitar istedim çünkü yeteneğim vardı müziğe. Sevgili babacığım bu kez de benim kızım çalgıcı olamaz, bu eve gitar girerse kafasında parçalarım dedi. O hevesim de kursağında kaldı. Lisede olanı sen hatırlarsın. Hani şu Molière'in hastalık hastasını oynayacaktık. Provalara gizli gizli gittim aylarca. Sonra da tam temsil günü öğrenmişti, bir güzel tokat yemiştim. Hiçbirini unutmuyorum bunların. O kadar kızgınım ki. Haklısın belki ama ben Engin amcayı çok severim. Belki de benim babam yoktu onda. Keşke yaşasaydı da bana karışsaydı. Babama kalırsa erkekler asker, kızlar öğretmen olmalı. Kendisi asker ya, ondandır. Annen de öğretmen. Onların zamanında en iyi meslekler bunlarmış. İyi işte, sonunda isteği oldu. Kızı öğretmen oluyor. Ay, inanamıyorum. Üniversiteyi bitirdin, felsefe okudun. Yani lise öğretmeni olmak için miydi bütün bunlar? Ne yapmamı istiyorsun? Burada kalıp denetlenmeye devam mı edeyim? Evde askeri düzen var. Giriş çıkış saatleri belli. Hem ağzımda kuş tutsam babama beğendiremem ben. Gidiyorum işte. Ne halleri varsa görsünler. Babam da çok sevgili ve çok değerli oğluyla övünsün dursun. Sinan göz bebeği onun. Öğretmenlik güzel ama zor iş. Hatırlamıyor musun ne çok severdik edebiyat öğretmenini? Fizikten nefret ederdik ama fizikçiye aşıktık. Nedense seni öğretmen olarak düşünemiyorum. Gel gel bak şimdi aynaya bak. Bak iyice. Ay, daha lise öğrencisi gibi görünüyorsun. Düşünsene, 60 kişilik koca bir ordu karşında. 60 tane genç. Vallahi takmazlar seni. Ben de saçlarıma meç yaptırırım, 10 yaş büyük göründüm. Bak Yeliz'cim, evden kaçmak istiyorsun, anladık.
Ama başka bir yol bulsan. İş istiyorsan mutlaka bulunur bu koca şehirde. Ha? Gel şunu bir daha düşün. Düşündüm. Bak, karşında o koca sınıfın öğrencileri oturuyor ve ben onlara Descartes'in, Kant'ın felsefesini anlatıyorum. Hepsi de susmuş beni dinliyorlar. Çıt çıkmıyor. Evdekilerin gözünde ise hiç büyümedim. Ya evden çıkarken hala üstüne bir şey al, üşütme diye tembihliyorlar. Ya sen de bunun için evden kaçıyorsun öyle mi? Çok komiksin. Ay tamam, artık keselim bu konuyu. Her şeyi abartıyorsun. Bir tuhaf oldun son günlerde. Bana kalırsa uzak bir kasabada öğretmen olacağına İstanbul'da sekreter ol, daha iyi. Çok istiyorsan sen sekreter olsana. Patrona bol köpüklü kahve pişirme konusunda itisas yap. Saçmalama. Sen saçmalama. Kaç yıllık arkadaşımsın, hala anlamıyorsun. Anlamıyormuşum. Güleyim bari. Bir anlık çılgınlık hayatının akışını değiştirecek haberin yok. Bağımsız olacağını sanıyorsun ama yanılıyorsun. Git, git de gör gününü. Arkadaşını da yalnız bırak buralarda. Aa, sen benim gitmeme değil, yalnız kalacağına üzülüyorsun. Neyse, bana 2 tane valiz gerek. Bütün giysilerimi alacağım. Bak gör, çok iyi bir öğretmen olacağım, söz. He, baktım yapamıyorum. İstanbul'a tayinimi isterim, olur biter. Tamam, artık karışmıyorum sana. Ne halin varsa gör. Şöyle yola gel. Selda, birkaç tane de roman alsam mı? Romana ne gerek var? Senin hayatın roman olacak kızım. Hoş geldin Selda'cığım. Hoş geldin benim güzel kızım. Hoş bulduk Beyhan teyzeciğim. Girsene kızım. Çıkar ceketini. Sonra çıkınca üşütürsün. Ay, dışarıda bir rüzgar var ki sormayın. Sonbahar bu. Yağmuru da rüzgarı da eksik olmaz. Ah yavrum, seni görünce Yeliz'imi görmüş gibi oluyorum. Burnumda tütüyor inan. Hayırsız, aramıyor da. Size bir sürprizim var Beyhan teyze. Yeliz'den mektup geldi. Sahi mi? Bize yazmadı. Gittiğinde bir telefon açtı, o kadar. Size de yazmış. Demek elinize geçmedi daha. Canınızı sıkmayın siz. Haberler iyi. Bizim kız çok mutlu. Doğru mu söylüyorsun kızım? Vallahi doğru. İsterseniz buyurun okuyun. Aa, yok olmaz, sen anlat. Neler söylüyor benim yavrum? Öğretmen evinde kalıyormuş şimdilik. Rahatı yerinde. Okuldan da çok memnun. Her şey yolundaymış. İnanamıyorum. Mutluymuş ha. Peki kendi evinde neden mutsuzdu? O şimdi kendini tanıyor Beyhan teyze. Kendi başına kararlar vermenin, kendi başına yaşamanın ne olduğunu anlıyor. Böyle olması doğal. Kuş yuvadan uçtu bir kez. Biricik kızım uzaklara uçup gitti. Ne desem boş. Başka neler yazmış? Okulda 3 tane. Üçü de bizimkine abayı yakmış. Bak sen, kapılıp gitmesin birine. Siz merak etmeyin. Bizimki onlara yüz vermiyormuş. Evlenip buralara çakılamam diyor. Bak gördün mü? Neyi? Ben ona söyledim. Birine kapılıp gidersin dedim. Yalnız olmak zor dedim. Evlenip taşrada kalırsa yüreğime iner. Dayanamam buna. Yanlış anladınız Beyhan teyze, telaşlanmayın. Gideli 1 ay oldu ama kalmaya niyetli olmadığını yazmış. Yani aramızda kalsın bu tabii. Öğretmenliğe bayılıyor ama şimdiden sıkılmış kasabadan. Deli kız, kendi kazdığı kuyuya düştü. Geçici olduğum için buradaki her şey eğlenceli geliyor bana diyor. Sıkıntısının nedeni sinema yok, tiyatro yok. Engin amcadan gizli o tiyatro senin, bu sinema benim, geziyorduk. Yeliz olmayınca benim de içimden geldi. Sinema tiyatro yok ama özgürlüğü var ya. Aman Beyhan teyze, kıza göz açtırmıyordunuz. Her şeyi gizli yapmak zorundaydı. Boğuluyordu zavallı. Boğuluyor muydu? Biz mi boğuyorduk onu? O bizim evladımız. İyiliği içinde hepsi. Gerçi babası biraz aşırıya kaçıyordu ama asker adam, elinden gelen bu. İyiliği için diyorsunuz ama öyle olsa buradan kaçmayı düşünmezdi. Demek ki bu işte bir yanlışlık var. Yanlışlık falan yok. Ana baba oğlunu da görün. Kime güvenilir ki bu devirde? Hele büyük şehirde. Hele İstanbul gibi bir yerde. Size kalırsa bütün insanlar öcü. Annem de pek farklı düşünmüyor. Ona yaklaşma, şununla samimi olma. Aman tanımadığın insanlarla çabuk kaynaşma, evlerine gitme vesaire vesaire. Hangisi doğru, insan karıştırıyor. Bir dönsün, bak babası bile inanmazsın, ne diyor biliyor musun? Biz hata mı ettik Beyhan diyor. Kızımız büyümüş de biz mi fark edemedik acaba diyor. Olan oldu. Şimdi bunun bir çaresini bulmalı. Nasıl bulacağız çaresini? Hep bunu düşünüyorum. Sonunda bulacağım. Mutlaka bulacağım. Beyhan, gelirken bir bardak su getirir misin? İçiyoruz ama şu damacana suyu da temiz mi pis mi belli değil. Tertemiz su.
Oh, neden pis olsun ki? Gazetede okudum. Olur olmaz yerlerden dolduruluyormuş. Nereden bileceksin? Sen de her okuduğuna inanırsın. Pis olsa belediye sattırır mı hiç? Sana zahmet şu televizyonu da açver. Yeliz olsa evin içinde bir hareket olurdu. Sinan'a bak, 2 haftadır uğramıyor. Sanki Gebze uzak bir yermiş gibi. Televizyonda da ses olmasa evde hiçbir şey olmayacak. Beyan uzatma artık. Her akşam aynı konu. Küçük hanım isyankarlığının cezasını çekiyor. Yakında sızlanmaya başlar. Ama bunu hak etti. O hak etti ama ben kızımdan ayrılmayı hiç hak etmemiştim. Sen de çok acımasızsın. Duyan da 5-10 tane çocuğum var. Ya tamam hanım, maçı kaçırıyorum baksana. Tamam, kızı kaçırdın evden, maçı kaçırmak daha önemli bak. Sus hanım, sus. Ay sana ne oldu böyle? Emekli olduktan sonra maç düşkünü oldun. Şu çocuğun ayrılmasını bak şunlara bak. Şu hakemin yaptığına bak ya, o penaltıyı vermedi. Haksızlık bu, böyle adamları hakem yaparsa olacağı bu. Senin gibi adamları da baba yapıyoruz, böyle oluyor işte. Asıl haksızlık bak, senin yaptığın. Bak. Al oğlum şu parayı, git eğlen. Git kızlarla dolaş. Kıza gelince çok gezen tavuk ayağında pislik getirir. İş mi yani bu? Hay Allah, kaçırılır mıydı bu pozisyon ya? Ay. Futbolcu değil, aylak bunlar, aylak. Sahada gezinti yapıyorlar. Piknikte top oynuyorlar sanki. Bana bak. Ben dayanamıyorum. Gidip göreceğim kızımı, haberin olsun. Ne istersen yap. Yalnız beni karıştırma. Hain istersen bana mı sordu? Çıktı karşıma komutan gibi. Ben gidiyorum baba. Dedi gitti. Ne hali varsa görsün. Söyle ona, geldiğinde de sakın yaklaşmasın yanıma. Sakın döndüğünde sen de ağlayıp sızlanma. Allah kahretsin, kıracağım şu televizyonu ya. Gökhan ön tarafa çıkıyor işte. İlk yarıda bunları pek yapmıyordu. Sağ tarafta. Makida Gökhan. Zavallı kızım benim. Zavallı benim minik yavrum. Ben sana kızına git dedim ama dönünce de ağlama dedim, değil mi? Ama. Tek sözü istemiyorum. Onun adını bile anmayacaksın bu evde. Bakıyor musun şu zırıltıya? Bakıyorum. Aksi adam. Huysuz ki ne huysuz. Sevdacığım. Sen misin kızım? Evet, daha sabah indim. 14 saat sürüyor yol. İyi işte, çok iyi. İyi de zayıflamış biraz, solgun. Günde 7 saat derse giriyor. Lisenin tek felsefe öğretmeni. Onu hiç sorma. Ev tutmuş ama rezalet. Bir görsen, 2 sandalye, 1 masa, 1 de yatak. Küçük bir tüp gaz almış, makarna filan pişiriyor. İçim sızladı vallahi. Kağıt okumaktan gözlerinin altı çökmüş yavrumun. Neyse, sen nasılsın bakalım? Sevdacığım bak, unutma, senden mektup bekliyor mutlaka. Gelecek. Gelecek ama daha çok var. Ancak bayram tatilinde diyor. Okulu gördüm yavrum. Tavanından sular akıyor. Soğuk, bakımsız. Zavallıcık eldivenlerle kabanı üstünde giriyor derslere. Kızımızı üniversitede okuttuk. Demek bunun için. Hanım kısa kes şunu. Telefon bu kadar meşgul edildi mi canım? Hayret doğrusu. Telefona karışma bari. Yok, sana demedim kızım. Ne? Ne nişanı? İnanmam vallahi. Yarın mı? Aferin sana kızım. Demek damat da sizin şirkette çalışıyor. İyi olur inşallah. Aile arasında mı? En iyisini yapıyorsun yavrum. Şimdiden tebrik ederim. Bak beni ihmal etme, uğramadan geçme. İyi günler Seldacığım. Beyan, kiminle konuşuyorsun bir saattir? Karışma sen. Ben senin askerlerinden biri değilim. Karınım senin, karın. Kiminle konuşuyordun demek, yasak mı oldu şimdi yani? Niye gizliyorsun? Aman canım, ne gizlemesi? Selda'ydı arayan. Selda akıllı kız. Bak o şirkete attı kapağı. İş yerde sağlam, iyi bir yer. Ne gülüyorsun öyle kendi kendine? Sinirlerim bozuldu birden işte. Bir ağlayıp bir gülüyorum. Selda nişanlanıyormuş yarın. Yeliz'i de çağırmış ama bizim kız sınav dönemi diye gelemiyor. Herhalde'nin kızına bak, bizimkine bak. Şans işte. Ne olmuş bizimkine? Hepsini cebinden çıkarır Yeliz. Sen öyle sen. Bizimki beceriksiz. Üstelik de dik kafalıydı. Bana bak koca adam. Yetti be. Sende hiç vicdan yok mu ha? Yok mu? Sevda, al kızım. Bu senin düğün hediye.
harika. Mikser almamıştık. Bu çok iyi oldu. Niye diye zahmet ettiniz beyhan teyze? Düğüne geldiniz ya, yeter bana. Düğün de çok güzeldi hani. Her şey yerli yerinde. Engin amcam bile çok beğendi. Bilirsin kolay kolay hiçbir şey beğenmez. Bakın kız benim, ama bir şey söyleyeceğim. Hani şu Yeliz var, tamam, ya Yeliz. Tamam biliyorum. Bak gör, ben de onun düğününe gitmeyeceğim. Aa. İşin doğrusu o evlilik düşmanı olduğu için intikamımı alamayacağım, ama yine de hani olur ya, evlenmeye falan kalkar bir gün, görür o. Hiç öyle şey olur mu kızım? Hem sen kinci değilsin, unutur gidersin. Öyle söylemeyin beyhan teyze. En yakın arkadaşım, sırdaşım. İnsan iki eli kanda olsa gelir. Biliyorsun berbat bir müdürü var, kızı rahat bırakmıyor. Her konuda zorluk çıkarıyormuş, ek görevler falan. Biraz sana benzeseydi. Babasıyla hep çatışır. Çünkü huysuzluğu, dik kafalılığı ona çekmiş. Bir bilsen ne kadar istiyorum evlenmesini. Annenin mutluluğunu gördüm de düğünde. Bir özendim ki sorma. Beyhan teyze, şu Hulki amcayla konuşsun artık Engin amca. Biraz yardımcı olsa İstanbul'a aldırabiliriz. Hı. Bayramda gördüğümde çok keyifsizdi Yeliz. Değişmişti. İçine kapanmıştı sanki. Doğru söylüyorsun da. Babası adını bile almıyor ağzına. Ondan habersiz işini ayarladı diye affetmiyor hiç. Söyleyemiyorum. Vallahi çok gaddar oldu. Emekli olduktan sonra iyice beter oldu. Parmağını bile oynatmayacak biliyorum. Aklı sıra cezalandırıyor kızını. Beyhan teyze, siz gidip konuşun. Yoksa ben gideceğim. Aman kızım, sakın karışma bu işe. Seni sever ama bilirsin, sağa solu belli olmaz. Çok kolay kırar insanları. Kız çürüyüp gidecek orada. Öğretmenliği çok sevdi ama zor koşullarda çalışıyor. Şu müdür de tüy dikti üstüne yani. Başka yolu yok. Gidip konuşmalı. Bakarsın olur. Yaşa Beyhan teyze. Olmuyor kızım, olmuyor. Utanmasam gidip bakana ben çıkacağım. Ben de yıllarca milli eğitime hizmet verdim. 2 seneyi geçiyor baksana, ne olmaz tayinmiş bu. O müdür engel oluyordur. Ben de sordum birkaç kişiye. Olsa olsa eş durumundan olur diyorlar. Orada çalışırken nasıl olur ki? Nerede görecek, nasıl tanışacak? Evet, üstelik erkeklerden nefret ederken. Bunun başka bir nedeni var, var yani. Bak sen bilirsin. Çıkar baklayı ağzından. Benim bir şey bildiğim yok. Ne zamandır soracaktım, ne nefreti bu? Bir hatlar karıştırdınız bir ara ama o zaman üstelememiştim. Şimdi anlat bakalım. Fakültedeyken aşık olduğu bir çocuk vardı, ben tanıyorum. Önce çok iyiydiler. Sonra çocuk birdenbire değişti ve gidip hocalardan birinin kızıyla nişanlandı. Serseri. Sonra da okulda öğretim görevlisi olarak kaldı. İşte hepsi bu. Zavallı kızım. Bunun için gitti demek. Ama ben ne yapacağımı biliyorum. Çok iyi biliyorum. Anlamadım kızım. Şey biliyorum dedim. Şu mikserin parçalarını birleştirmeyi. Birbirine benzemeyen 2 parçayı alıp birleştiriyorsunuz. Ve bir kenara koyuyorsunuz. Çok işe yarıyor. 2 ayrı parça birlikte farkında olmadan birbirlerinin yararına çalışıyorlar. Birbirlerinden şimdilik haberleri yok tabii. Söylediklerinden hiçbir şey anlamadım. Vallahi henüz ben de anlamadım. Anlaşmalı Evlilik adlı oyunumuzun 1. bölümünü dinlediniz. 2. bölümde buluşmak üzere, hoşça kalın. İşin yoksa biraz konuşabilir miyiz? Serdar, sana söylüyorum. Evlenmeden önce hemen duyardım. Bakıyorum şimdi duymaz zayıflamış. Alay etme, şu gürültüye baksana. Sakin bir yere gidelim. Kenan Bey'in hırsı boş, izinde. Önemli bir şey konuşmamız gerek. Bak merak ettim şimdi. Hadi gel, hadi, hadi. Evet sevgili karıcığım, söyle bakalım neymiş bu kadar önemli olan, böyle gizli gizli. Yok canım, gizli değil ama dayanamadım, bir an önce konuşalım istedim. Hadi konuş o zaman. Yeliz'i tanıyorsun, durumu biliyorsun. İyi, tanıyorum, biliyorum, ne oldu? Bu işe bir çare bulmalıyız. Bu muydu önemli olan? Sana ne oluyor böyle? Koca şehirde bir koca bulunamaz mı Yeliz'e yani? Hayda, ne kocası? Canım geçen gün sözünü ettim ya, eş durumu. Evet de ne kocası şimdi? Çıkıp pazarda koca mı arayacağız? Benim karım çöp çatandan başlıyor yoksa? Pazardan filan almayacağız. Bak benim aklıma çok güzel bir fikir geldi. Neymiş o fikir? Yine neler geçiyor aklından? Şimdi beni sakince dinle ve bitene kadar da sözümü kesme lütfen. Evlenirken köleliği kabul ettik nasıl olsa, dinliyorum. Bak sakın alay edip moralimi bozma, sakince dinle. Tamam ama Selda, sakinim işte, dans ederek dinleyecek değilim ya. Bak alay ediyorsun. Başlayacak mısın yoksa gideyim mi? İçeride işler bizi bekliyor. Şimdi düşün,
İstanbul'da çalışan birini bulduk ve Yeliz'i onunla evlendirdik diye. Güldürme beni. Sen çok fazla Türk filmi izlemişsin yani son günlerde. Söyleyeceklerim şaka değil, çok mantıklı. Evet evet, çabuk çabuk anlat hadi. Bu bir anlaşma evliliği olacak. Anlaşan çiftler evlenmeli, bu doğru. Bak yine ciddiye almıyorsun, anlaşan çiftler değil. Her iki tarafın da çıkarını gözeten bir evlilik. Tamam ama çabucak bitir şu konuyu artık. Bak şimdi düşün ki birkaç ay sonra İstanbul'dan doğuya tayin edilecek bir damat adayı var elimizde. Ah, sıcak sıcak taze bunlar. Damat adaylarımız fırından yeni çıktı. Anlat hadi, heyecanlı oluyor. İşte bu aday Yeliz'le evlense ne olacak? Ne olacak? Ay Serdar, sen aptallaştın galiba. Yeliz'le evlenince Yeliz'in tayini İstanbul'a olacak. Oldu diyelim. Sonra da birkaç ay sonra doğuya gitmesi gereken damat adayı da bu sayede İstanbul'da kalıyor. Çünkü onun için de eş durumu söz konusu. Ve böylece ikisi de yırtmış olacak. İşleyiş olarak mantıklı, fakat konu evlilik olunca nasıl olur bilmem. Fikir olarak güzel ama değil mi? Nasıl bir anlaşma planlıyorsun? Bu bir iş anlaşması sayılır. Evlilik göstermelik. Resmi yönden gerekli olduğu için yapılıyor. Bu durumda eşler kendi evlerinde oturuyor ve diledikleri gibi yaşıyorlar. Ve ölüm onları ayırıncaya dek ayrı ayrı yaşıyorlar. Hiç güleceğim yoktu Selda, bırak bunları. Sen senaryoyu yazmış, üstelik de yazdığına da inanmışsın. Bak görürsün, dediklerim aynen olacak. Ben işime dönüyorum sevgili karıcığım. Dur, bitmedi daha. Kovulmamızı mı istiyorsun? Bütün bunlar hayal. Her gerçek bir hayalden yola çıkarak gerçekliğe kavuşur. Sevgili karım şimdi de filozof oldu. Senin işin gücün gırgır. Ciddi olamaz mısın? Son bir soru sorup içeriye geçiyorum. Böyle bir damat adayı bulmak için gazeteye ilan vermeyi mi tasarlıyorsun sen? Yoksa sokak sokak dolaşacak mısın? Aday hazır. Ama haberi bile yok bu işte. Sahi mi? Kimmiş bakalım bu şanslı adam? Tanıdığım biri. Sevgili arkadaşın Doktor Hilmi. Ha, bir daha söyle bakayım, kim dedin? Arkadaşın Hilmi dedim. Selda sen aklını kaçırmışsın. Hilmi böyle işlere bulaşmaz, bulaşamaz. Bir deneriz canım, ne çıkar bundan? Sen ciddisin, üstüne para versen kabul etmez, haberin olsun. Başkasının adına nasıl da bu kadar kesin konuşabiliyorsun anlamıyorum. Hilmi başkası mı? Yıllardır tanıyorum onu. İyi ya, sen de arkadaşının iyiliğini düşünsene. Bilmiyor musun, daha geçenlerde bahsetmedi mi? Haziranda asistanlığı bitiyormuş. Yakınmıyor muydu? Bir daha başına verecekler beni diye sızlanıp duruyordu. Ona böyle bir şeyi teklif edemem. Sen çıldırmışsın. Sen teklif etme, ben ederim. O da gülmekten yerlere yapışır. Gülerse gülsün ama düşünecektir. Belki de bulunmaz bir fırsat diye düşünür, kim bilir. Bence sonunda komik duruma düşen sen olacaksın. Hem bu düşündüklerin mantıklı olsa daha önce birçok kişi bunu uygulamış olurdu. Uygulanmadığını mı düşünüyorsun? Bence aklın yolu birdir. Evlilik önemli bir konu. Sen bana bırak. Hilmi'den kuşkum yok. Ben biraz Yeliz'den korkuyorum. Düşünmeden hayır der. Ama yine de iddiaya girerim seninle. Nesine? Fesine. Ciddiyim. Ben de ciddiyim. Kazanırsan sana bir gömlek var, hem de ipek. İstemem, az olur. Öyleyse iyi bir takım elbise olsun. Peki ben kazanırsam ne olacak? Ne istiyorsun söyle. Değişik bir şey olsun. Ne olsun ne olsun. Daha buldum, buldum. Ben kazanırsam bir yıl boyunca bütün bulaşıkları sen yıkayacaksın. İyi fikir. Nasıl olsa kazanamayacaksın, kabul. İddiayı sen istedin. Benim tek istediğim Yeliz'cimin mutlu olması. Çok hayalcisin tatlım. Tanıdığım Yeliz'se söylediklerine gülüp geçer. Onu bana bırak sen. Hele damat kabul etsin, gerisi kolay. Yeliz çantada keklik. Bir iş çevireceksin yine. Yok canım. Ay çok kötü niyetlisin. Senden korkmaya başladım. Evlenmeden önce annen söylemedi mi sana? Kadınlara karşı uyarmadı mı seni? Nakış yapmayı bile öğretti de ama bunu söylememişti. Söyleyeceklerim bitti Hilmi. Ne diyorsun bu işi? Ha, kız güzelse düşünebilirim. Konumuz güzellik değil, konumuz evlilik. Gerçekten de işmiş gibi konuşuyorsun evlilik hakkında. Sizinki için söylediğin doğru. Bakıyorum da olmuş bitmiş gibi konuşuyoruz. Anlaşmalı evlilik yapıldığını duymuştum. Böylesi değil tabii, yabancılarla yapıyorlar. Yurt dışında kalabilmek, iş bulabilmek için. Bu da yabancı ile evlilik sayılır. Yeliz'le anlaşmak öyle zordur ki. Sadece evlilikmiş gibi konuşma Serdar, anlattım ya. Bir de bakıyorsun sadece oluyor. Yandın Hilmi. Ay kafa karıştırma Serdar. Serdar şaşacaksın ama aklıma yatmıyor değil ha. Serdar, bulaşıkları yıkamaya bugünden başla istersen. Ne bulaşığı bu? Hiç. Yine de olanaksız görünüyor. İşin doğrusu korkutucu. Takım riski. Elbisem gri olsun lütfen. Hangi takım elbise? Davete gidecektik de Serdar'a yeni bir giysi almamız gerekebilir yani. Ya şu Yeliz gerçekten bu kadar zor durumda mı? Mesleğini seçmiş, işine alışmış. Bana biraz tuhaf geliyor. Selda'cığım gri olsun takımımı unutma. Dur bakalım, daha belli değil. Çok acele ediyorsun. Bak Hilmi. Yeliz benim en sevgili arkadaşımdır. Çok akıllı, çok idealist biridir. Çok da iyi bir öğretmen olduğuna eminim ama alışamadı gitti yani. Aslında hiç dert yanmıyor. Çok da gururludur. Durumu biraz karışık. Şöyle,
okulun müdürü biraz bizim kızı sıkıştırıyor, rahatsız ediyor, türlü engeller çıkarıyor. Bununla da kalmıyor tabii. Her gün bir görücü geliyormuş. Ne de olsa küçük yer. Kasabanın bütün bekar erkekleri peşinde. Orada biraz daha kalırsa en iyi arkadaşımı kaybedeceğim gibi geliyor. Bakıyorum da beni düşünen yok ama. Ben de kim bilir nereye gideceğim. Şurada 3-5 ay kaldı, İstanbul'da geçireceğim. İyi ya, senin için de kurtuluş bu. Biraz açık fikirli olamaz mısınız? Bu gerçek bir evlilik değil ki, oyun gibi bir şey. Sonuçları bakımından da harika olacak. Selda Hanım, ne biliyorsunuz Hilmi'nin bir kız arkadaşı olmadığını? Belki hayatı için kendi düşleri vardır, planları vardır. Canım varsa söylerdi. Ve mutluluk duyarız bundan. Bizimkisi yalnızca bir öneri. Var desem yalan olur. Tek düşüncem şu asistanlık bitsin, dahiliye uzmanı olayım. Ve de en önemlisi, gideceksem doğuya bir an önce gidip geri döneyim. Bak gördün mü, daha gitmeden bir an önce bitirip geri dönmeyi düşünüyorsun. Burası Kürkçü dükkanı, doğup büyüdüğümüz yer İstanbul. Doktorlara mecburi hizmet kalkmadı mı? Kalktı gibi ama ne de olsa büyük şehre vermezler. Demek sen de bizi bırakıp gideceksin. Şaka maka ama bir yolunu bulup kalmaktan başka isteğim yok. Kalmak için neler vermez. Özgürlüğünü verir miydin? Yok canım, ondan vazgeçemem. Neler verirdin örneğin, yani İstanbul'da kalmak ne için? Ne bileyim, aklına ne gelirse, ne olursa her şey. Bak Hilmi'ciğim, kimse senden her şeyini istemiyor. Özgürlüğünü de isteyen yok. Bunun adı anlaşmalı evlilik. İşler yoluna gelince ayrılacaksınız ve her şey istediğiniz gibi olacak. Selda, o konu kapandı, görmüyor musun? Ne demek şey? Oğlum, bile bile kendini kafese mi koyduracaksın? Ben bu işi hiç onaylamıyorum ona göre. Böyle saçma şey görmedim. Fena bir çıkış yolu gibi görünmüyor. Serdar'cığım, sen yavaş yavaş mutfağa yerleşsen. Ne de olsa bundan sonra çok işin olacak mutfakta. Düşününce hani belki diyorum, belki de iyi bir fikir bu. Doçentliği alabilmem için İstanbul'da kalmam şart. Bana bakayım mı? Bir anda karar verme sakın. Bu işin ciddiyetini anlayamadın. Avrupa'da mı yaşadığını sanıyorsun sen? Çocuk oyunu mu bu? Sen sus, kafasını karıştırma. Bak düşünüyor, o çocuk değil. Ciddi olduğunu bilmiyor mu? Zaten ciddi olduğu için düşünmesi gerek. Hem karar vermek de gerekmiyor. Benim iyiliğimi istediğini biliyorum. Düşüneceğim. Aklın yolu birdir. Hadi bunu kutlayalım. Çaylar şirketten. Bak Hilmi, son kez uyarıyorum. Aklını başına topla. Sana ne oluyor ha? Neden telaşlanıyorsun bu kadar? Burada benim geleceğim söz konusu. Bu işin olumlu yanı az değil. Benden kurtulmak mı istiyorsun yoksa? Ne demek o? Yani tanımadığın biriyle durup dururken evleneceksin ve bunu normal karşılayacağız, öyle mi? Ben seni çok yanlış tanımışım. Olumlu yanlarını görmeye çalışıyorum. Kendini benim yerime koy da düşün biraz. Böylece her şey yoluna girecek belki de. Gerçekten seni hiç tanıyamamışım Hilmi. Çaylar geliyor, işte geldi. Tavşan kanı bunlar beyler. Şeker. Sana iki tane. Sana da bir. Burası neden gergin böyle bakayım? Senin saçmalıkların yüzünden kaç yıllık arkadaşımla bozuşacağız neredeyse. Aa, sevgili, şimdi yatmadan önce bulaşıkları unutma sakın, olur mu? Sular her an kesilebilir. Serdar Bey, eşinize çok yardımcı oluyorsunuz bakıyorum ha. Ne yaparsın? Hayat müşterek. Babamın en önemli lafıdır bu. Bu geceden sonra ellerim sıcak sudan soğuk suya girmeyecek. Neden bu geceden sonra? Serdar bu geceden sonra bir yıl boyunca bana bulaşık yıkatmayacağına söz verdi. Orası daha belli değil. Söz sözdür oğlum, tutmak gerek. Söz möz yok, bu Selda'nın bir şakası. Sana daha sonra anlatırım Hilmi'cim, aramızda bu özel bir durum. Benim bildiğim Serdar bulaşık bulaşık yıkamaz da, merak ettim ya. Önemli bir şey değil canım, bir anlaşma yalnızca. Bakıyorum anlaşmalar artıyor ha. Anlaşmalı evlilik grubu kurduğumuzu varsayıyorum. Paklar gibi ha. Şakayı bırakalım da gerçekten Selda'yı kutlarım. Say, arkadaşının adı neydi Selda? Yeliz. Peki Yeliz bu işe ne diyor? O çoktan kabul etti. Say mı? Ne o? Heyecanlandım birden. Ya ne biçim iş? Hangi devirde yaşıyoruz? Ama Serdar, sen bugün ters tarafından mı kalktın? Ay, ne konuşulursa tepki gösteriyorsun. Vallahi bu iş yüzünden bizim evliliğimiz bozulacak. Ben en iyisi vazgeçeyim. Yani o kabul ettiğine göre anlaşmanın yarısı tamam demektir. Benim karar vermem gerekiyor artık. Ha, şunu bileydin. Evet Hilmi'cim, kararı sen vereceksin. Öyleyse ben de evet diyorum. Battı balık yan gider. Öyle de battık böyle de. Ne dedin? Bu saçmalığa evet mi diyorsun sen? Yaktın beni Hilmi. İki buçuk yıldır bambaşka bir hayat yaşıyorum Selda. Öğretmenliği bu kadar seveceğimi bilemezdim. Çocukların hepsini de çok seviyorum. Ama İstanbul öyle burnunda tütüyor ki. En kötüsü de annemden ve senden ayrı olmak. Sanki bir parçam orada kaldı. Şu haline bak, inanamıyorum. Rengin iyice solmuş. Gözlerinin feri sönmüş. Sen hiç dışarı çıkmıyor musun kızım? Çık biraz hava al, gez dolaş. Gez dolaş ha? Kasabayı bir uçtan bir uca yürüsem yarım saat bulmaz. Hem herkesin gözü üzerimde.
Burada beni tanımayan yok. İyi ya, ne güzel işte. Herkes seni seviyor, sayıyor. Daha ne istiyorsun? Eve giriyorum, sır kapı çalıyor. Ya süt, ya yoğurt, ya da bir kap yemeği eline alan geliyor. Önceleri çok hoşlanıyordum bundan ama şimdi süt görünce fena oluyorum. Sen en iyisi süt yoğurt ticaretine başla. Bu işte iyi para var. Keyfin yerinde bakıyorum ha. Kimi zaman ışıkları erkenden kapatıyorum. Aslında biliyorum, beni düşünüyorlar, yalnız kalmamı istemiyorlar ondan. Arkadaşlık etmek istiyorlar benimle. Ama inan çok sıkıldım. Bütün kasabayla akraba gibi olduk. Bir öğrenci velisi ne getirdi biliyor musun? Hı. Bir kuzu. Evet, inanamazsın, hem de canlı bir kuzu. Kesip yiyeyim mi şimdi, yoksa çobanlığa mı başlayayım? Felsefe öğreticiyim derken hayat felsefem değişti inan. Müdür ne oldu müdür? Yaptıklarından sonra yüzüme bakamıyor ama yine de işlerimi zorlaştırmak için elinden geleni ardına koymuyor. Tayin dilekçemi ilçe milli eğitim müdürlüğünden alıp işlemden kaldırmış. Tam bir yıl sonra haberim oldu, düşün. Ben de aptal aptal bekliyorum olacak diye. Buraya geldiğine geleceğine iyice pişman oldun anlaşılan. Şu müdür olmasa alıştım çoktan. Pişman da değilim. Başım dinç, hesap soran yok. Sonra burada çok saygı görüyorum. Herkesi tanıyorum. Hem bütün öğrencilerim çok seviyor beni. Herkes senin kadar Anadolu'da kalsa iyi de. Bak, çoğu bir seneye kalmadan çekip gidiyor. Kendin söylüyorsun. Adamını bulan kaçıyor. Hulki amca yapamadı, yazık. Tam onun tanıdıkları iktidara geldi bu kez de Hulki amca aniden öldü gitti. Keşke bir yolunu bulsak. Öğrencilerime o kadar alıştım ki bırakıp gitmeyi düşünemiyorum bile. Bak Yeliz'cim, öğrencilerini seviyorsun iyi de onlar büyüyorlar. Üniversite kazanan da çekip gidiyor. Sen kendini düşün. Hem haberin var mı? Artık doğu hizmeti 5 yıl olacakmış. Ne? Ya. Olamaz bu. Nereden duydun bunu? Olamaz. Kendimi 4 yıla göre hazırladım ben. Artık buna dayanamam. Yapma, kesinlikle hiç dayanamam. Yapma, ağlama. Daha belli değil. Daha belli değil. Eskiden şen şakraktın, neşeliydin, şu haline bak. En ufak bir aksaklıkta gözyaşı döküyorsun. Seni çok özlemiş. Seni görünce oldu bu. Her zaman görüşsek daha iyi olmaz mı? Nasıl olacak yani? Buraya yerleşmeye mi karar verdin? Anlaşmalı Evlilik adlı oyunumuzun 2. bölümünü dinlediniz. 3. bölümde buluşmak üzere, hoşça kalın. Doğru mu bu? Yani buraya yerleşmeye mi karar verdin Serdar'la birlikte yani? İnanamıyorum, rüya gibi bir şey. Yok canım, yok canım. Sen memleketine geri dönüyorsun, İstanbul'a yani. Şakanın sırası değil Selda. Şaka falan değil. Hem birine de yararın dokunmuş olacak. Nasıl? Bak şimdi dinle. Bir arkadaşımız var, doktor. Evet, doktor bir arkadaşınız var. Haziran'da doğu hizmetine gitmek zorunda. Fakat çok çalışkan biri, doçentliğe hazırlanmak istiyor. Bunun için de İstanbul'da kalması gerek. Peki bana ne bundan ha? Serdar'ın en çok yakın arkadaşı. Tıpkı bizim gibi. İlkokuldan beri hiç ayrılmamışlar. Çocuğun istikbali söz konusu. Küçücük bir çocuktan söz ediyorsun sanki. Kısa kes, benimle ne ilgisi var bunun? İyi aile çocuğu, çok efendi, terbiyeli. Terbiyeli. Evet, evet. Hmm. Dinle. Şimdi bu arkadaş, yani Hilmi, İstanbul'da çalışan bir kızla evlenirse eş durumundan tayini İstanbul'a olabiliyor. Ne duruyor, evlensin öyleyse. Şimdi örneğin senin gibi biri onunla evlendi diyelim. Aman, şakası bile kötü. Sen diyelim dedik ve tayini İstanbul'a oldu. Ne oluyor böylece? Anlıyor musun? İkisi de, yani ikiniz de İstanbul'da kalmış oluyorsunuz. Ha, yani şimdi o kız ben mi oluyorum? Hı-hı, sen oluyorsun, neden olmasın? Aa. Sen aklını kaçırmışsın. Evet, ben aklımı kaçırdım. Dönünce doğru Bakırköy Akıl Hastanesi'ne gideceğim ve güzel bir tedavi olup iyileşeceğim. Yani burada öğretmen olmam, bazı sorunlarımın olması illa evlenmemi gerektirmez. Bak Geriz'cim, bu adam da senin uğruna ölmüyor. Bu gerçek bir evlilik değil. Yalnızca ikinizin de derdine derman olsun diye yapılacak bir işlem, anladın mı? Hangi nedenle olursa olsun evlenmeyi düşünmüyorum. Adı neydi bu adamın? Doçent olacakmış, bilmem ne. Ya bana ne bunlardan? Ben hayatımdan memnunum. Peki, tamam. Ben yalnızca önerdim. Yani komik olur diye. Tamam. Kapatıyorum konuyu. İstanbul Film Festivali'nde şahane bir film seyrettim. Adı Köprü Üstü Aşkları. Ay, sen de seyretseydin bayılırdın.
Şu senin sevdiğin kız oynuyordu. Neydi adı? Juliette Binoche oynuyordu. Bizim filmin adı da Anlaşmalı Evlilik olacak herhalde. Sen kabul etmedin. Ben de geri aldım önerimi, tamam mı? Aa, daha bitmedi. Açık havada müthiş caz konserleri oldu. Buradaki caz da fena değil yani. İnan konserden sonra ömrüm bir yıl daha uzamıştır. Sen caz müziğine bayılırdın da onun için anlatıyorum. Keşke Eriz de burada olsaydı dedim Serdar. O da bana dedi ki o şimdi ineklerle, koyunlarla, horozlarla senfoniler dinliyordu. Hem de açık havada. Tiyatroda değil ama doğanın içinde yani. Haklıymış. Nereden tanıyormuş Serdar bu çocuğu? Sen beni dinlememişsin canım. Arkadaşı dedik ya. Ne iş yapıyordu? Onun da devlet memuru olması gerekiyor. Aşk olsun yani, uyuyor musun sen? Ay, doktor dedik ya, asistan, devlet memuru elbette. Adı ne demişti? Hilmi, Hilmi. Tamam, bağırma. Oldum olası doktorları sevmem zaten. Ama babam hayrandır. Ben nefret ederim. Say nasıl bir tip? Garanti gözlüklüdür. Madem saçma bir fikir, neden soruyorsun? Canım, anlatmayı seversin sen, ondan soruyorum. Kepçe kulaklı, uzun burunlu, bir dudağı yerde bir dudağı gökte bir adam yani. Bulur, kel. Sana ne bütün bunlardan? Harika bir koca olur desene. Sen evliliğe karşı olduğuna göre konuşmak boşuna. Doğrusunu aslında yani kabul etmeyeceğini biliyordum da. Selda. Bir ihtimal belki diyordum. Selda. Böyle bir şey olabilir mi gerçekten? Aman boş ver şimdi. Bak, sana gizli bir haber. Annen nefis bir kazak örüyor sana. Hem de ne renk, ne renk, ne renk. En sevdiğin renk pembe. Yılbaşında gelirsen verecek. Bırak şimdi şu kazağı. Söyle. Anlaşmalı olunca aslında evlenmiş gibi olmuyoruz, öyle değil mi? Resmi olarak evli ama gerçekte değil. Olursa öyle olacaktı. Bak ne diyeceğim. Yılbaşında sen, ben, Serdar üçümüz birlikte olalım, tamam mı? Bu tür bir evlilik bütün sorunları çözebilir. Olur değil mi? Bizimle birliktesin yılbaşında. Eğlenceli bir yere gideriz şöyle. İkimizin de ayrı ayrı evi olacak değil mi? Hocam hepsi benim fantezim. Şimdi düşünüyorum da ya, olmaz öyle şey ya. Ay peki babama anneme ne diyeceğiz? Şunun düşündüğüne bak, sanki onları aldırıyorsun. Buraya neden gelmiştin? Babana büyüdüğünü göstermek için. Evlenirsen iyice kanıtlamış olursun diye düşünmüştüm. Doğru. O hain babam bir kez bile aramadı beni. Sen aradın mı sanki? Telefona hiç çıkmıyor ki. Çıksa ne olacak? Özür mü dileyeceksin? O anne özrü. Özür dileyecek bir şey yapmadım ben. Gecenin ikisinde eve gittiğini unutma. Herkes biliyor, mezuniyet balosundaydık. Babamsa bir çocuk gibi azarladı beni. Açıklayıp gönlünü alabilirdin. Açıklamaya fırsat kalmadan tokadı yapıştırdı. Hiç unutmuyorum o tokadı. Engin amcanın huyu bu. Babanı tanımıyor gibi konuşuyorsun. Hem bırak şimdi bunları, hepsi geçip gitti. Babamı düşünüyorum da bu evliliği duyunca mosmor olur artık. Yüzü gözümün önüne geliyor şimdiden. Çok değişmiş, bir görsen. Süt dökmüş kedi gibi. Eve gittiğimde hiç konuşmuyoruz ki. Ben odama kapanıyorum ya da annemle oturuyoruz. Vallahi duyarsa şoka girer adam. Ya hayır, ona bir şey olmasını istemem. Aslında ben babamı çok severim. Sinan mektupta yazmış. Artık Sinan'ı da gözü görmüyormuş. Seni çok kayırdım ama boşunaymış demiş ona. Oysa bütün çocukluğum ikinci plana itilmekten mutsuz geçti. Babamın erkek çocuk hayranlığı erkeklerden nefret etmeme neden oldu. Bir de biliyorsun, ola ola o bencile aşık oldum, kazığı yedim. Eski defterleri bırak artık Yeliz. Burada da yemeyip içmeyip sanki yapılan hataları düşünüyorsun. Ne yaparsın, bizim ülkemizde babaların çoğu böyle. Babam aslında o kadar örümcek kafalı değildir ama... Ama nedense Sinan'ın her istediğini yapar, bana gelince felsefeyi mi kazandın? Başka okul mu yoktu? Daha berbat bir yer yok muydu yani? Giyimimi, yürüyüşümü, hiçbir şeyimi beğenmezdi. Bir keresinde ne demişti biliyor musun? Hı. Ya daha 14 yaşındayım. Hı hı. Dişlerim kazma gibi olmuş. Oo, bu dişlerle evde kalacaksın sen. Düşünebiliyor musun? Sen de bir garip giyinirdin böyle. Hippi gibi, böyle salkım saçak. Aha, baksana ama şimdi nasılım? Tayörler, fiyonklu bluzlar. Yaşımı büyük göstermek için yapmadığım kalmadı. 25 yaşındayız artık, küçük değiliz. Yaşlılar gençlerin halinden anlamıyor. Ne yapalım yani? Sen de evlenince değişiverdin. Evlilik insanı olgunlaştırıyor. Şimdi daha farklı bakıyorum hayata. Söyle bakalım. Teklifimi düşünecek misin? İyice düşünmem gerek. Sen istediğin kadar düşün. Peki... Bu Hilmi, o ne diyor bu işi? O dünden razı, başka seçeneği yok. İyi de göstermelik bile olsa öyle çirkin bir adamla nikah masasına oturmak berbat bir şey. Çirkin olsa ne yazar, her şey formalite icabı, abartıyorsun yani. Doğru canım, doğru. Nasıl olsa işlem bitince görmeyeceğim bir daha.
İsterse Notre Dame'ın kamburu olsun fark etmez. Bence bir an önce karar ver. Dönünce senden haber bekleyeceğim. Ona göre bir plan yapmamız gerek. Ne kadar şanslısın Selda. Sen de şanslı olabilirdin. Şansını yaratmak senin elinde. Tamam sus. Sus. Düşüneceğiz dedik ya. İyi geceler canım. Sana da iyi geceler. Söyle bakalım sonuç ne? Düşünecek. Düşünecek mi? Hani o çoktan kabul etmişti? Etmişti ama aileleri düşünüyor. Doğru ya. Onları ben de hiç düşünmedim. Demedim mi size? İş ciddileşince ayıkla pirincin taşını. Evlilik sadece iki kişiyle olmaz oğlum. Aileler de evleniyor haberin. Habersiz mi? Evlenirsen bizimkiler için çok acı olur ama. O vakit bunun gerçek bir evlilik olmadığını onlara anlatman gerekecek. Bence bunu yapamazlar değil mi Hilmi? Acaba diyorum yani anlatsam... Yok, söyleyemem, çok zor. Engin amca ve Beyhan teyze de söylenmez ki böyle bir şey. Hem de... Yani aslında Yeliz'in bu anlaşmayı kabul etmesinin ikinci önemli nedeni babasını üzmek. Yok canım, olur mu öyle şey? Boş ver şimdi Hilmi, bu Yeliz'in özel sorunu. Evleneceklerine göre senin de sorunun oluyor bu. Aman Serdar, aman... Sen de gerçek bir evlilikmiş gibi konuşmasana. Şurada kimseyi üzmeyecek bir yol arıyoruz. İşin bu yanını baştan düşünecektiniz. 4 tane yaşlı insan. 4'ü de geleneklerine sıkı sıkıya bağlı. Bunu anlayamazlar, anlatamazsınız. Engin amcanın kafası almaz bu işi. Ona asla söylenmez. Himmicim, sen daha müstakbel kayınpederini tanımıyorsun bile. Silahını çekti mi vurur vallahi. Adam doğuştan asker. En iyisi rol yapmaları. Bir süre evcilik oynarlar, olur biter. Haberleri olmamalı, bunu bilmemeliler. Bakıyorum büyük buluşunuz engellerle karşılaşıyor Selda Hanım. İşler çatallaşıyor. Bir aşk hikayesi uydurmamız gerek. Nasıl olsun? Şöyle olabilir mi Hilmi? Nasıl? Biz sana Yeliz'in fotoğrafını göstermişiz ve sen ilk görüşte aşık olmuşsun. Daha akıllıca bir şey bulsak. Selda romantizm çağını geri getirmeye kararlı. Sen merak etme sevgili arkadaşım. Benim karım müsait bir hikaye uyduruverir. Bak bu çağa uygun bir tanışma biçimi olsun lütfen. Hangi devirde yaşıyoruz canım? Taş devrine yakın bir dönemde. Devir anlaşma devri oğlum, senin haberin yok mu? Yaşadığımız zorluklar bizi buna mecbur etti Serdar. İşin doğrusu kafam iyice karıştı. Benim kocam işleri zorlaştırmakta ustadır. Serdar sus artık, can sıkıyorsun yani. Herkesin hayatına burnunu sokmasaydın ben de can sıkıcı olmazdım. Yeter Serdar. İkisi de bundan yararlanacak, ikisi de memnun. Sana ne oluyor anlamıyorum canım. Görürsün, sonunda en zararlı çıkan sen olacaksın. Ne zararıymış o? İki ailede çocuklarımızı evlendirdik diye sevinecek. Sonra paldır küldür boşanma olacak. Her şey ortaya dökülecek. Ve sen bu karışıklığı yaratan kişi olarak en kötü insan olacaksın. Evet, bu doğru olabilir. Ne yapalım? En kötü olan ben olurum. Yeter çocuklar, yeter. Biz yetişkin insanlarız. Serdar, sen de bırak karınla uğraşmayı. Anlaşmayı kabul eden biziz. Kabul etmeyebilirdik. Ben Selda'nın iyi niyetine inanıyorum. Aileler bilmeyecekse ikinize gerçekten bir ev döşemek gerekecek. Ay çenemi tutamıyorum ki. Bundan sonrasını da siz düşünün canım. Baksana Hilmi. Serdar'ın ağzını bıçak açmıyor. Ben ağzımın payını aldım. Artık karışmıyorum. Birimiz o evde oturur, diğeri başka bir evde. Evet evet. İki ev tutmak gerek. Bu kadar işi nasıl halledeceğiz bilmem ki. Bunlara değecek mi? Onu da bilmiyorum doğrusu. Olmazsa Yeliz bir süre bizde kalır ya da Hilmi. Diğeri göstermelik olarak döşenen evde oturur, sonra bir şeyler ayarlarız. Çok fazla yalan söylemek zorunda kalacağız. Ama beyaz yalanlar. Hadi artık bir şeyler yiyelim, açlıktan öleceğiz. Yandık, işte misafir geldi. Ben açıyorum Selda. Selda, bak kim geldi, Beyhan teyze. Hilmi, Hilmi, gelen Yeliz'in annesi. Çabuk içeri odaya geç, seni görmesin. Neden, ne oldu ki? Ya duymadın mı? Gelen Yeliz'in annesi. Seni burada görmesin şimdilik. Görsün canım, ne olacak? Sen beni dinle. Daha tanışma yalanını uydurmadık ki. Çabuk ol. Çabuk. Gel. Tamam. Gidene kadar da çıkma bu odadan. Tamam mı? Ya çok kalırsa? Aman korkma sen, fazla oturmaz o. Hadi Hilmi. Hadi şimdi girer içeri. Tamam, saplanıyorum. Peki. Eline sağlık kızım. Kahve pek güzel olmuş. Afiyet olsun Beyhan teyzeciğim. 5 dakika diye uğradım. Yarım saati geçmiş çocuklar. Aslında ben şey için gelmiştim. Şey bu... Yeliz'le ilgili bir konu. Ne oldu Beyhan teyze, hayrola? Belki senin haberin vardır dedim. Nedir bu iş? Hangi iş? Evleneceğim diyor. Sana söylemedi mi? Aa! Sahi mi? Bak sen şuna. Bana hiç bahsetmedi. Ben de anlayamadım da onun için sana geldim. Hayret, sana da bahsetmedi demek. Aa, başkası söylese inanmazdım. Nasıl olur?
Çok şaşırdım. Değil mi Serdar? Ya çok şaşırdık. Hele ben nasıl şaşırdım bilemezsiniz. Evlenmem dedi de böyle durup dururken birdenbire. Kimmiş bu şanslı adam? Onu da söyledim ben. Önce şaka sandım. Kısa boylu, kepçe kulaklı, uzun burunlu biriymiş. Anlayacağınız gudubetin biri. Nasıl oldu, nasıl kapıldı anlatmıyor. Aşık olmuşmuş. Bir de aşkın gözü kördür demez mi? Tipsizin biri demek. Yeliz de nereden bulmuş öyle acayip burunlu, kepçe kulaklı birini? Bilmiyorum oğlum, bilmiyorum. Bilse Sevda bilir dedim, onun için geldim. Düşünüyorum da bana neden anlatmadı diye bulamıyorum bir türlü. Bence şaka yapmıştır. Yani o kadar çirkin birini olamaz. Sahi okuldan falan mıymış? Yok Sevdacığım, İstanbul'danmış. Ben de onun için geldim ya zaten. Belki sizin tanıdığınız biridir dedim. Vallahi haberimiz yok. Tanıdığımız biri olsa bile bize söylemedi ki. Misafiriniz var galiba. Ben de çok tuttum sizi. Serdar'ın bir arkadaşı yoldan geldi de yatıyor içeride. Bana müsaade yavrum, amcam merak eder. Bana bak, Yeliz'i arayıp şu işin aslını bir öğreniver. Yine bir delilik yapmasın. Kimdir bu adam, in midir cin midir, öğrenelim. Sen merak etme, ben ağzını ararım. Benden habersiz nasıl evlenmeye kalkar sorarım ona. Laf aramızda çok iyi yapar evlenirse. Baksana adam İstanbul'da oturuyormuş. Demek ki Yeliz de İstanbul'a dönebilecek. Sahi mi? Bak ben bunu akledemedim. İçime soğuk sular serpildi. Her işte bir hayır vardır derler ya. Doğru vallahi yavrum. Ne diyelim? İyi olur inşallah. Ay bu kadar olur şu Yeliz'in yaptığına bak. Ay biz nasıl söyleyeceğiz derken o çoktan açılışı yapmış. Çıkabilir miyim artık? Çık. Tehlikeyi atlattık. Of, atlıyorum içeri. Bir de hapşırma nöbeti geldi. Tuttum ama sonunda patladım. Duyuldun mu? Aldırma. Selda hepsine bir kılıf uydurdu. Kayınvalidemi görmemi istemediniz demek. Sesine bakılırsa cadaloz birine benzemiyor. Sen sus şimdi kepçe kulaklı. Hay bu kepçe kulaklar uzun burunlar da nereden çıktı? Selda'nın sesi çıkmıyorsa onun bu işte bir parmağı var demek. Beni öyle mi görüyorsun Selda yoksa? Konuşsana Selda. Hilmi'cim, karımın bir ruh doktoruna ihtiyacı var. Yok canım. Önce başkalarının hayatına karışma hastalığına tutuldu. Sonra da beyaz yalan dediği yalanlar söylemeye başladı. Baksana şimdi de dili tutuldu. Alay etmeyi bırak. Serdar, sen yıkayacağın bulaşıkları düşünsen daha iyi edersin. Bu işin zararı bir tek bana dokundu galiba. Hem biz daha yemek bile yemedik çocuklar. Yemeğimiz var canım, zeytinyağlı fasulye. Hepsi o kadar mı? Evet hepsi o kadar. Üstüne de birer bardak su içeriz. Selda'yı kızdırmışız sanırım. Hadi öyleyse toparlanın. Size kebap ısmarlayacağım. Kebap mı? İyi fikir. Kahvelerde benden. Anlaşmalı Evlilik adlı oyunumuzun 3. bölümünü dinlediniz. 4. bölümde buluşmak üzere hoşça kalın. Yeliz, ah canım, anne, canım hoş geldin, hoş geldin. Hadi hanımlar, hadi arabayı tam park yasağı basın dibine park edin. Acele etsek iyi olacak lütfen. Hadi. Ay Serdar'cığım senin de çok yavrum. Ama baksana iki koca valiz, nasıl taşırdın bunları değil mi? Hadi canım. Ben doğuştan yük taşımaya yatkınım. Ah benim güzel kızım, nasıl da uzamış saçların. Biraz da kilo almışsın galiba, yoksa bana mı öyle geliyor? Almış çok da yaramış. Son bir ayda 5 kilo aldım üstüne, biliyor musun anne? Birdenbire iştahım açıldı. Aşk insanı değiştirir böyle. Ne aşkı? Şey canım, İstanbul'a dönme aşkı demek istemiştim. Ben anlattım Yeliz'cim. Şu evlilik işini. Onlar biliyor zaten. Yok canım, nereden bilelim? Önce annene söylemişsin. Karıştırma şimdi Yeliz. Ne kadar özlemişim hepinizi. Çok özlemişim. Yeliz yapma Allah aşkına, şu saçını tara bari. Bana bak, süslenip büslenecek değilim. Ben taşralı bir kızım. Kendimi beğendirmeme hiç gerek yok. Beğendirmek mi? Yanlış anlıyorsun sen. İlk kez karşılaşacağın bir insan, bunu düşün. Böyle pazakla gidilir mi canım, ayıp.
Bu benim her zamanki halim. Pasaklı falan değilim ki ben. Şu kazana anne bak. Orası burası sarkmış kaymış. Şu tırnaklarına bak. Biri uzun biri kısa. Tırnak kontrolüne gitmiyoruz herhalde. İş görüşmesine gidiyoruz. İş görüşmesine böyle mi gidilir? Milli Eğitim Bakanı ile görüşecek olsan böyle mi çıkarsın karşısına? Ne güzel benzetme. Müstakbel kocam bakan mı yoksa? Bak senin bu yaptığın çok ayıp Yeliz. Hem sen öğretmen değil misin? Okula böyle mi gidiyordun? Ya okulla ne ilgisi var şimdi bu buluşmanın? Hiç tanımadığım bir adamla evleneceğim ve onunla konuşmaya gidiyorum. Ya ne yapıyorum ben? Çok saçma bir şey, çok aptalca bir şey bu Selda. Yol yakınken vazgeç istersen. Çocuk gibi davranıyorsun. Kendi geleceğin için bir karar verdin. İstemiyorsan bir an önce vazgeç. Hayır hayır, kendimi buna çok hazırladım. 3 yıl doldu neredeyse ama dayanacak gücüm kalmadı. Bu fikri kafama sokmasaydım belki dayanırdım 1 yıl daha. Sonra da daha iyi bir yere tayinim olacaktı ama senin önerinden sonra 1 gün bile 1 yıl gibi geliyordu bana. İyi ya, 1 yıl erken gelmiş olacak işte. Her günü 1 yıl saysak 365 yıl kârdasın. Baksana son bir ayda kendime geldim. O umutla canlandım. Üf, yalnızlık çok zormuş, çok. Canım arkadaşım benim, her şey düzelecek inan bana. Hem düşünüyorum da sen bayağı cesursun. Her bakımdan cesursun. 3 yıldır kendi başına yabancı bir yerde çalıştın, yaşadın. Şimdi yine cesurca davranıyorsun. Sen bunu da başarırsın, inanıyorum. Haklısın. Ana kuzusu olmaktan kurtuldum artık. Ama biliyor musun, kendimden hiç ummuyordum bu kadarını. Ya şöyle toparlan biraz, kendine gelmeye başlıyorsun. İşler yoluna girecek canım. Hadi şu kazağı çıkar da mavi gömleğini giy, hatırım için. En azından karşındaki insana saygı açısından önemli bu. Peki peki tamam. Hı-hı. Giyiyorum işte. Söyleyeyim bakalım, nasıl tanıyacağım şu öğretmen hanımı? Yakasında kırmızı karanfil olacak. İskelede saçları uçuşarak sana doğru koşacak. Alay etme de anlat biraz. Ben anlatayım. Tipik özelliği gözlerinin mavi olması. Saçları açık kumral ve uzun. Üzerinde mavi kareli bir gömlek var. Ben neden daha önce akıl edemedim bilmiyorum. Keşke burada buluştursaydım sizi. Ay, ya bir aksilik olursa? Bırak da kendi işlerini kendileri halletsinler Selda. En iyisi bu, biliyorsun. Sayende evlilik ihalesine giriyorlar. Serdar'cığım hani destek olacaktın artık? Olanları çok anlamsız buluyorum. Siz ne derseniz deyin, bence bu iş olmaz. Olmaz. Serdar, moralimi bozma şimdi. Artık geri dönemeyiz. Aldırma sen onu. Bak, hı-hı, saat 3'e geliyor, geç kalacaksın. Sonra da yani anlaşma gerçekleşirse bize gelin. Ayrıntıları konuşuruz. Ha? Evet, gelin de evlilik danışmanınız size yardım etsin. Geç kalacağım, ben çıkıyorum. Bizden selam söyle. Evet evet, selam söyle. Affedersiniz. Adınız Yeliz mi? Evet Yeliz, bildiniz. Selda Hanım'ın arkadaşı Yeliz, doğru mu? Doğru, evet, bunu da bildiniz. Ama ben sizi tanımıyorum, kusura bakmayın, biri bekliyorum da. Ben onların arkadaşıyım. Tamam, ben de onların arkadaşıyım. Ama birini bekliyorum, iyi günler. Evet, anlıyorum. Peki ne bekliyorsunuz, iyi günler dedim ya. Yardımcı olabilirim belki. Nasıl biri bu beklediğiniz kişi? Size ne bunda? Dedim ya, yardımcı olmak için sordum. Şişman, kısa boylu, kepçe kulaklı, iri burunlu bir adam. Anlatabildim mi? Bana da demişlerdi ki yanlışlık oldu sanırım. Yanlışlık falan yok, geciktim. Ben sizinle konuşmak için geldim buraya. Benimle mi? Ama ben sizi tanımıyorum ki. Ben bu tarif ettiğim insanı bekliyorum. Bir doktor, adı da Hilmi. Benim adım Hilmi ve doktorum. Anladınız mı şimdi? Allah kahretsin. Döktüm işte. Selda size küçük bir şaka yaptı herhalde. Sorarım ben ona. Pardon, anlayamadım. Bir şey yok, bir şey demedim. Artık oturabilir miyim? Tabii tabii, oturun, buyurun. Şu kalem kağıdı çıkarayım hemen. Kalem isterseniz bende olacak. Bu anlaşmayı halledelim. Anlaşma mı? Buraya anlaşma için gelmediniz mi? Evet, birden kafam karıştı da. Durum biraz tuhaf biliyorsunuz. Bence de. Selda sizin durumunuzdan söz etti. Çok da ısrar etti, ben de kıramadım onu. Benim durumum mu? Bana da sizin durumunuzdan, yani sizin durumunuzun zorluğundan söz etti ve beni ikna etti.
Alçak seni. Bana mı alçak dediniz? Ay yok, hayır, affedersiniz. Kendi kendime konuşuyordum. Bu yeni bir hastalık bende. Çaresi var mı bilmem. Ne zamandır oluyor bu? Sevgili Selda ile son görüşmemizden sonra böyle oldu. Aşağı yukarı birkaç ay oluyor. Yani? Yani şu evlilik konusunun gündeme gelmesinden sonra. Tedavisi var mı acaba? Bu konu benim alanıma girmiyor. Ben iç hastalıklar uzmanıyım. Gerçekten siz o musunuz? Yoksa siz de mi bu şakaya ortaksınız? Bu tür şakalara ortak olmayacak kadar büyüdüm artık. Bilemiyorum, nasıl olacak bu? Ha? Olabilir mi sizce? Ben aslında gerçekten kesinlikle evlenmeyi hiç düşünmüyorum. Yani düşünmüyordum da, böyle birdenbire nasıl olduysa. Çok sinirlisiniz. Öyleyim. Evlenmeyi de düşünmüyor musunuz? Düşünmüyorum. Öyleyse neden geldiniz buraya? Bu tayin işi olmasaydı evlenmek aklımın ucundan bile geçmezdi. Benim geçiyor muydu sanıyorsunuz? Başka bir yolu olsaydı çok daha iyi olurdu ama yok. Doğrusu ya, Selda bu işi önerdikten sonra zorunlu hissediyorum kendimi. Zorunluluk olmasaydı kesinlikle olmazdı. Doğru. Başka koşullarda olsa, örneğin aynı iş yerinde çalışsak ya da sokakta çarpışsak ya da ne bileyim aynı mahallenin insanları olsak, birbirimize dönüp bakmazdık bile, birbirimizi fark etmezdik. Belki de dayanılmaz yakışıklılığımdan etkilenirdiniz. Öyle mi sanıyorsunuz? Sizi kızdırmak kolay sanırım. Elbette fark etmezdik birbirimizi durup dururken. Yani bu mesele olmasıydı. Böylesi daha iyi. Birbirimizin ilgisini çekmedik, değil mi? Çekmiyoruz. Ve çekmeyeceğiz. Amacımız bu değil ki zaten. Niye öyle bakıyorsunuz? Gözlerinizin rengi inanılmaz. Gömleğiniz de aynı renk. Aa, bravo, nasıl bildiniz? Gözleriniz çok canlı ama yüzünüz çok solgun. Avucunuzu açın bakayım. İyice gelin gelin. Gelin gelin. Hı? Kansız kalmışsınız siz. Size bir kan sayımı yapalım. Ay, ne kadar iyi bir aile doktorumuz da oldu şimdi. Bir taşla iki kuş. Hep böyle alaycı mı konuşursunuz Yeliz? Benim konuşma tarzım bu doktor bey. Arkadaş olmayı denemeliyiz. Ne de olsa arada bir karşılaşmak zorunda kalabiliriz. Uygar insanlar gibi davranabiliriz birbirimize. Sizi bilmem ama ben taşradan yeni geldim. Uygar dünyaya alışmaya çalışıyorum. Başaramayabilirim. Anlıyorum. Şimdi yapmamız gereken bazı önemli işler var. Örneğin evlilikle ilgili bir yerlere başvurulacak. Bunu da olabildiğince hızlı yapmamız gerekiyor. Evet, belki de hemen yarın. Yaz tatiline kadar uzamamalı değil mi? Bir de şu ev meselesi var. Selda büyük buluşlarını anlattı. Ev döşenecekmiş falan filan. Falan filan kısmı önemli. Hastaneye yakın bir ev tutacağım. Tutacağız. Okula yakın bir ev demek istediniz herhalde. Tam ortada olsun da tartışmayalım. O evde ben oturacağıma göre okula yakın olmalı değil mi? Neden siz? Evlenince baba evinde oturmayacağım herhalde. Orasını bilemem. Bence siz ikinci evde oturursunuz ha? Eviniz ister hastaneye, ister pastaneye, ister tımarhaneye yakın olur. O sizin bileceğiniz iş. Benim için hiç fark etmez. Bakıyorum müstakbel işim biraz bencil. Ha, peki öyle olsun. Kadın olduğunuz için size ayrıcalık tanıyalım. Ayrıcalık falan değil, doğrusu bu. Neden böyle sert ve terssiniz? Sizin ön yargınız. Öyle zıtlaşırsak önümüzdeki sorunları çözemeyiz. Daha ailelerimize ne söyleyeceğimizi bile bilmiyoruz. Aa, söylemediniz mi? Henüz haberleri yok. Sürpriz olacak. Ben anneme söyledim. Ah, babam duyunca şok geçirecek. Harika. Babanla aram bozuk gibi. Evet. 3 yıldır konuşmuyoruz. Mahiret, nasıl olur bu? Ya böyle bir şey. Aranızda önemli bir soru mu var? Uzun hikaye. Evleniyorum dediğimde yüzünün şeklini görmek için sabırsızlanıyorum. Kararımız kesinleşti öyleyse. Yarın buluşur, müracaatı yaparız. O kadar çabuk mu? Haziran'a yaklaşıyoruz, yoksa benim işim yatar. Ha, benimki de. 3-5 ay sonra da boşanırız. Şiddetli geçimsizlikler. Aileleri şaşırtmamak için geçimsizlik oyunu oynamamız gerekecek. Biraz çalışmalı. Tayinim İstanbul'a çıkar çıkmaz kendime geleceğim. O zaman iyi bir program yapıp geçimsizlik işlerini ayarlarız. Benim birikmiş biraz param var. Evi tutup döşerim. Siz de gerektiğinde orada olursunuz. Yani bizimkiler, hı-hı, ya da sizinkiler geleceğiz ama. Şimdi ben de rahatladım. Bu işi başaracağımıza inancım arttı. Konuşacak bir şey kalmadıysa kalkabiliriz. Söylemeyi unuttum. Selda ve Serdar bizi bekliyor. Yani sana iletmemi söylediler. Hem de sana bir önerim var. Bana artık siz dememelisin. Ne de olsa birbirini evlenecek kadar iyi tanıyan iki insan gibi olmamız gerekiyor. Tabii tabii, doğru.
Öyleyse şimdi benim de senden bir ricam var. Serdarlara gitmeden önce bizim eve bir uğrayabilir miyiz? Bizimkiler, yani babam, damadını tanısın. Şimdi mi? Şimdi, mümkünse. Tek istediğim bu. Babama bir ders daha vermek. O neden olmasın, benim için fark etmez. Ama Selda'ları unutmamanı bekliyorlar. Uzun sürmez. Nasıl olsa tanışmak zorundasın. Kalkalım o zaman. Garson, hesap. Nerede bu kız? Evin yolunu bilmiyor mu? Arkadaşlarına uğramıştır. Hem sana ne? Konuşmuyorsun bile kızınla, artık yetti. Bu kadar uzatılmaz ki. Kız gitti, mesleğini yapıyor, çalışıyor. Sen zaten neyi beğenirsin ki? Bak, yaşlanıyoruz. Yarın bir gün çekip gideceğiz bu dünyadan. Yarın ölecekmiş gibi konuşma hanım. Hı? Hem sen karışma. O benimle kızım arasında. Kapı çalıyor, kapı. Beyhan, kapıya bakıver. Duydum, duydum. Tamam, açıyorum. Merhaba anneciğim. Hoş geldiniz. Hoş geldin oğlum. Girin, girin içeri. Anne, tanıştırayım. Sana söz etmiştim. Hilmi, Hilmi annem. Heyecanlandım birden. Kızım öyle pat diye. Hay Allah. Önceden haber vermez mi insan? Ben söyledim, haber verelim dedim ama işte Yeliz'i bilirsiniz. Bilmez miyim? Hadi geçin içeri. Engin, bak kimler geldi. İyi akşamlar efendim. İyi akşamlar oğlum, buyurun. Şey, Hilmi Bey. Yani Hilmi oğlumuz, Yeliz'in sözlüsü. Bir şey söylesene bey. Engin, duymadın mı beni? Duydum, duydum. Kulaklarım işitiyor benim. Anne, arayan soran var mı? O adam aradı kızım. Nasıl desem, o müdür. Deli midir nedir? Nereden biliyor bu evin telefonunu? Ayrılırken gittiğimiz yeri belirtmek zorundayız anne. Güya bir çocuğun sınav kağıdı ile ilgili bir sorun varmış. Hemen gitmen gerekiyormuş. Yalan, mutlaka yalan. Nasıl kötülük yapabilirim diye düşünüyor durmadan. O adama bir ders vermek gerek. Aferin oğlum, tabii ya. Burası Texas mı? Elin masum kızlarıyla oynamaya ne hakkı var? Hilmi Bey, oğlum geç şuraya otur bakalım. Bak, daha rahat bu koltuk. Olur, geçeyim. Bak oğlum, ben senin baban sayılırım artık. Burası da senin evin. Rahat et. Annem baban kimdir? Nerelisiniz? Anlat bakalım. Sorgu başladı. Sen sus. Babam sus. Da sizin gibi emekli. Ne? Annem ev hanımı. Ne iş yapıyorsun oğlum sen? Baba Hilmi işsiz. Daha doğrusu iş buldukça çalışıyor. İş portacılık falan yapıyor. Şakanın sırası değil Yeliz. Şey, ben doktorum efendim. İki ay sonra iç hastalıkları uzmanı olacağım. Ya. İyi iyi, aferin oğlum. Kusura bakma. Çok şaşırdık da birden böyle. Yeliz böyledir işte. Her şey birdenbire oluverir. Yeliz, gel bakayım buraya. Öp elimi, tebrik edeyim ikinizi de. Aferin sana. Aferin mi? Aferin ya. Gel ben de öpeyim seni. Sonunda babamdan bir aferin aldım. Ama niye anlayamadım? Nedeni var mı kızım? Böyle efendi bir damat getirdim bu eve. Hem de doktor maşallah. Gel oğlum, gel Hilmi, seni de öpeyim. Ha, inanamıyorum. Ha, benim kızım bir tanedir. Doğuda hizmet yapmak kolay mı? Bak 3 yıldır oralarda bir başına. Ya. Anne, babamın başına tuğla falan mı düştü? Yok kızım, yok yok, sen babanı yanlış tanıyorsun. Onun altın gibi bir kalbi var. Neyse, konuşamayacağım. Mananım, ağlamaya başlamayın ha. Bak yemek saati geliyor. Çocuklar açtı şimdi. Biz bir şeyler yemiştik, zahmet etmeyin. Olmaz, olmaz. Bu eve giren yemek yemeden çıkmaz, ona göre. Hilmi, oğlum bir kaşık daha. Ya, elinize sağlık ama patlayacağım. Yo yo, çekinme oğlum, ye ye. Hangi hastanede çalışıyorsun hocam sen? Şişli Hastanesi. İyi, iyi. Bize de yakın. Şimdi anlat bakalım, nasıl oldu bu iş? Nasıl kandırdın bizim deli kızı? Ha? Nasılsa nasıl canım, boş ver şimdi. Hadi içimden bir ses. Bizim kızın iyi bir seçim yaptığını söylüyor. Sana ilk görüşte iyi not verdim. Bak, pişman etmezsin değil mi beni? Aman ha? Efendim. Yeliz de aramızdan kara kedi geçmişti. Kendi bildiğini yaptığı için. Görüyor musun şimdi? Kızmıyor muyum hiç? Ha? Söyle bakalım. Sen mi değiştirdin Asiye kızımı? Bilmem, belki de. Bundan sonra annem ve babamla birlikte bekliyoruz artık ha. Annem ve babam mı? Ha, niye şaşırdın oğlum? İstemeye gelecekler mi? Ha, gelecekler elbette. Öğrenince. Ne demek o? Onların da haberi yok bu işten. Hay Allah. Peki nasıl böyle? Hay Allah. Ne oldu işte? Biz de anlayamadık. Değil mi Yeliz? Ya biz de anlayamadık. Neyse.
Neyse canım, sıkıştırmayayım ben sizi. Tabii. Bir tavla atalım mı? Ha? Ne dersin doktor oğlum? Olur, atalım. Ne oldu bu adama böyle anne? Babamın ağzı kulaklarında. Ne? Sus. Nerede bu Allah'ın aslanlar? Bağırma, bağırma, getiriyorum. Uzun zamandır yüzünden düşen bir parçaydı. İlk kez bu kadar keyifli görüyorum babanı. Ne oldu sırasını? Anlaşmalı Evlilik adlı oyunumuzun 4. bölümünü dinlediniz. 5. bölümde buluşmak üzere, hoşça kalın. Alo. Selda sen misin? Benim, kiminle görüşüyorum? Benim, Yeliz. Aa, ne oldu? Sesin öyle tuhaf geliyor ki vallahi tanımadım. Şimdi imdat diye bağıracağım. İmdat! Ne bağırıyorsun canım? Ne oldu, birine bir şey mi oldu? Evden arıyorum, odamdan. İstersen gel de gör ne olduğunu. Manzara felaket. Ne manzarası ya, anlatsana şunu. Bu sizin iyi mi belası? Buluşamadınız mı? Bir aksilik mi çıktı yoksa? Biz de merak ettik, sizi evde bekliyoruz. Buluştuk buluşmasını ama neler olduğunu bir bilsen. Birlikte bize geldik. Sonra... Ne? Hemen eve mi götürdün Hilmi? İyi, sorun çıkmadı demek aranızda. Maalesef öyle oldu. Tanıştırdım ve olan oldu. Görsen babam ve şu Hilmi can ciğer kuzu sarması inanılmaz. Babam bir tuhaf olmuş. O ciddi sert adam gitmiş. Ne kızıyorsun canım, işler yolunda demek ki. İşte yolunda değil, kesinlikle değil. Anlaştılarsa fena mı yani? Seda, bu işin sonu fena olacak. Oluruna bırak. Ne olur anlaşırlarsa bırak kendi hallerine. Olacak şey mi hiç? 3 yıldır benimle konuşmayan adam evlilik işini duyunca melek oluverdi birdenbire. Görsen 40 yıllık dost gibiler. Ne güzel işte, bırak kendi hallerine dedim ya. Bense neler olmuştu. Bırak Yeliz'cim, ne istiyorsun babandan? Kızsın, sinirlensin, bağırsın da olay çıksın istiyordun ama olmadı. Sen de vazgeç bu huyundan. Ay, kimse beni anlamıyor. Hadi hadi hadi, bırak bunları da Hilmi ile bize gelin. Bir an önce bu evden çıkmak istiyorum. Ama sevgili Hilmi'niz babamla tavla oynuyor. İyi öyleyse, tavla bitince bekleriz. Hadi oğlum. Engi. Evet. Bir dakika bakar mısın? Ben geliyorum annem. Bir de dur oğlum, emin olalım. Dur. Şimdi. Düşe işte, gelse evet. Kurtarmaz artık seni. Evet. Hilmi Bey burada mı gecelemeyi düşünüyorsunuz? Baban çok şeker bir insan. Annen de öyle. O zaman size mutluluklar annem ve babamla birlikte. Ben Selda'lara gidiyorum. Biraz önce aradım, bekliyorlar. Tavlaya daldık, unuttuk. Gitmeyelim. Geldim işte, geldim. Asıl oyun şimdi başlıyor. Biz izin istesek, arkadaşlara söz vermiştik. Hemen çıkmamız gerek baba. Peki, peki gidin ne yapalım. Ne o çocuklar? Hilmi neden kalktın? Daha meyve getireceğim. Bir sözümüz vardı da teyzeciğim. Teyzeciğim de ne demek? O da senin annen artık. Özür dilerim, alışmak için biraz zaman gerekecek. Önemli değil oğlum, sen canını sıkma. Hadi hadi çıkalım, geç kalma Yeliz. Hilmi emaneti geri getirir, değil mi damat? Elbette. Baba. Baba mı, ne babası? Yeliz öyle şeyleri anlamaz oğlum. Daha 40 fırın ekmek yemesi gerek onun. Tabi babama kalırsa benim daha çok ekmek hadi yemem çocuğum, gerek. Hadi çocuğum, hadi. Erken gidin, erken dönün. Daha uzun bir hayat var önünüzde. Her şeye alışılır. Her şeye. Felsefeci Yeliz Hanım, neden suskunlar acaba? Annen ve baban çok tatlı insanlar. Hele baban, çok dürüst, çok içten bir insan. Yalnız izin verirsen bir şey soracağım. Böyle bir babaya nasıl küsebilir insan? O benim sorunum. Doğru, beni ilgilendirmez değil mi? Sıra bizimkilerde. Ben bu akşam çıtlatırım, yarın da gideriz. Tanışırsınız. Ben hiçbir yere gitmiyorum. Oyun oynamıyoruz. Ne yapıyorsak gerektiği için yapılıyor. Bu zorunluluklar. Affedersin. Kendimi kapana sıkışmış gibi hissediyorum nedense. Bende kapan falan yok. Görüyorsun. İşte geldik. Daha yatmamışlar, ışıkları yanıyor. Tam 4 saattir bizi bekliyorlar. O kadar oldu mu sana? Oldu tabii. Dinle. Eğer sen gerçekten erkek arkadaşım, sözlüm ya da nişanlım olsaydın, o tavlayı kafana indirirdin. Yok canım, inanmam. Ucuz kurtulduk desene. İster inan ister inanma, bu böyle. Şimdi babanla neden kavgalı olduğunuzu anlıyorum. Her zaman patlamaya hazır bir bomba gibisin. Doktorların fal baktıklarını bilmiyordum. İnsanları tanımak için falcı olmaya gerek yok. Birbirimizi tanımamız gerekmiyor. İşte geldik.
Niye öyle dut yemiş bülbül gibisiniz Allah aşkına? Sahiden evleneceklerini sanıp korkuyorlar galiba. Bakın çocuklar, evlilik o kadar korkunç bir şey değil. Bize bakın, bizler normal insanlarız değil mi? Konu o değil Selda. Yeliz'in sakinleşmesi 3 gün sürer. Bari ben bir plak koyayım. Hepsi formalite. Başka çaremiz yok. Keşke habersiz yapsaydık nikahı. Bunca karışıklık olmazdı. Yanılmıyorsam bunu daha önce konuşup karar vermiştik. Ha, geldik. Şu köşedeki ev. Keşke hiç kalkışmasaydık. Geri dönüşümüz yok. Hoş geldin Hilmi'ciğim. Hoş geldin. Buyurun kızım. Adınız neydi? Yeliz efendim. Bulamıyorum. Neredeydin? Kimler gelmiş? Hoş geldiniz yavrum. Hoş bulduk efendim. Merhaba baba. Nasılsınız kızım? İyiyim efendim. Siz nasılsınız? Kızımız da doktor mu? Yeliz felsefe öğretmeni. Ya. Hangi okulda? Diyarbakır'da. Şirin bir ilçesinde. Nasıl oralar kızım? Güzel mi bari? Çok güzel efendim, görmek lazım. İnsanlarla inekler bir arada yatıyormuş öyle mi? Hanım. Daha çok akrepler efendim, evet, hep birlikte koyunlar, tavuklar, köpekler. Nikahtan sonra elbette Yeliz de İstanbul'a geliyor. Sen Diyarbakır'a gidecek değilsin ya. Olabilirdi anne, evlenmeseydik 2 ay sonra ben de benzeri durumda olacaktım. Elbette yavrum, o da bir vatan hizmeti. Kaçınılmaz. Kaçmak değil baba. Şu doçentlik işi olmasa seve seve giderdim. Çok birdenbire oldu. Nasıl oldu bu? Bugüne kadar sözünü bile etmemiştin değil mi? Anneciğim, bizimki yıldırım aşkı. Doğru, yıldırım çarpmışa döndük. Hayırlısı olsun, hayırlısı olsun. Kızımızın annesi babası onlar da mı Diyarbakır'da oturuyorlar? Hayır, onlar buradalar efendim. Baba Yeliz 3 yıldır orada. Ailesi İstanbul'du. Hem artık en kısa zamanda tanışmanız gerekiyor. Neden en kısa zamanda? Aceleniz ne çocuğum? Nikahtan önce tanışsanız fena olmaz anne. Nikah? Nikah? O kadar çabuk mu? Nikah haftaya anne. Müracaatımızı yaptık. Haftaya mı? Evet. Ay ben fena oluyorum. Hanım. Hilmi oğlum, bir şeyler yapsana. Bak annem bayıldı. Oğlum, anneni tanımıyormuş gibi davranıyorsun. Öyle pat diye söylenir mi birdenbire? Evet, annemi bilirim. Her fırsatta bayılmasından da bıktım. Karnem de zayıf olduğunda bile bayılırdı. Bence hatalı davranıyorsunuz. Her işin bir yolu yordamı var evladım. Kararlarına saygımız var, tamam. Ama her neyse. Ben gelinimizi beğendim. İyi olur inşallah da. Annem. Ondan habersiz böyle önemli kararlar vermene dayanamaz bilirsin. Onun bayılması günlük bir olay oldu. Daha geçen hafta biraz geciktim diye bayılmadı mı? Kaza mı olmuş, ölüm haberimi mi beklemiş? Her neyse bir insaf sata, onunki istedik bir bayılma. Ama oğlum, bence bu kez haklı. Evlilik o kadar önemsiz mi yani? Ha? Getiriyorsun kızı, ben evleniyorum diyorsun. Hadi hoppala paşam.
Senden ummazdım doğru. Babacığım oldu bir kere. Bari sen anlayışlı ol. Evet evet, bana kalırsa iyi bir seçim galiba ama biraz soğuk gibi. Ne bileyim, güzel kız, hoş kız. Fakat ne bileyim, çekingenlik midir nedir? Bana kalırsa sen annenin gönlünü yapmaya çalış. Tamam baba, ben onun gönlünü alırım. Pekala pekala. Hayır 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 hayır. Hayır da ne demek? Dul musun sen? Ben gelinlik giymem anne. Unut bunu, olmaz. Ha, niye olmuyormuş? Önce onu anlat bakalım. Ben gelinlik giymem. Ben de o nikaha gelmem. Gelmeyeceğim işte. Ay, ağlama ne olur. Anne ne olur ağlama. Benim kaç tane kızım var ha? Kaç tane kızım var? Hadi sil şu gözünü, bak kapıyı açacağım. Hadi. Merhaba. Annem bunalımda. Nikahın saati belli oldu. Perşembe günü 4:30'da. Niye öyle oldu? Önemli bir şey mi var? Gel oğlum, gel gel gel. Anneler böyledir işte, sulu gözlüdür. Ben hastayım da biraz nikaha gelemeyeceğim galiba. Onu ağlıyorum. Annem gelinlik diye tutturdu da onu ağlıyor. Anlayamadım. Canım, nikahta kızlar gelinlik giyerler ya. Yine anlayamadım yani. Gelinlik giy diye ısrar ediyor. Benim gelmemin bir nedeni de annemin bir arkadaşının gelinlik diken bir atölyesi varmış. Seni oraya götürecekmiş. Şimdi de ben anlayamadım. Babam gelinliği ben alacağım diye tutturdu. Onlar da mı? Bana bak Hilmi. Annen zaten peri masallarındaki cadı kadınlara benziyor. Şimdi de bana gelinlik mi giydirecekmiş pes? Sözlerine dikkat et lütfen. Gidiyorsun kızım, çok ayıp. Özür dile. Özür dileyecek bir şey yok. Ben müsaadenizle gidiyorum. Allah'a ısmarladık. Dur, dur oğlum, kızma hemen. Yeliz ayıp etti. Bak onun yerine ben özür diliyorum senden. Yeliz çok patavatsızdır. Kusura bakmayın, bu kadar terbiyesizliğe ben bile dayanamayacağım. Oğlum. Yeliz Hanım, bence bu iş bitti. Öyle mi? Peki o zaman, bence de bitti. Güle güle Hilmi Bey. Bozuşmuşlar işte. Yeliz'in marifetidir, adım gibi eminim. Arkadaşın ama yenilir yutulur cinsten değil. Düşünüyorum da, yani ben de mantıklı düşününce senin bulduğun bu sihirli evlilik formülüne alışmıştım. Yeliz Hanım o kadar meraklıysa dönsün Diyarbakır'a. Yapmadığı kapris kalmadı baksana. İyi de Serdar'cığım, öyle böyle nikah olacaktı. Düşünsene, durup dururken tanımadığı biriyle evleniyor. Aileyle vesaireyle falan. Bir de gelinlik giy deniyor. Belki onun da hayalleri vardı. Beyaz atlı prensini mi bekliyordu yani? Yok canım. Yani Yeliz biraz farklıdır, onu iyi tanırım. Hem Serdar'ın annesi sahiden de, yani benim kayınvalidem olsa anlaşamazdım onunla. Yeliz'den beterdir, kaprisli, alıngan. Anlayamadığım şu, madem bu evlilik işi tam bir iş anlaşması gibi, her aşamada mantıklı olmalı. Bence baştan söylenecekti her şey, aileler de bilecek. Geçmiş olsun, bu saatten sonra olmaz. Biz de güvenlerini kaybederiz. Doğru. Öyleyse Yeliz'i ikna etmeli. Hilmi'yi ikna etmek kolaydır. Ben Hilmi'yle konuşayım, sen de Yeliz'le. En iyisi bu. Sen bu işin kendi çıkarına olduğunu unutuyorsun Yeliz. Bence yalnızca bunu düşün. Anladığım kadarıyla geri dönmek istemiyorsun. İstanbul'a olmazsa istifa ederim demişsin Selda'ya. Öyleyse mantıklı ol. Hilmi'nin annesine hakaret etmişsin. Bence bir özür dile, unutun gitsin. Hilmi hoşgörülüdür, hemen yumuşayacaktır eminim. Haklısın, ne yapayım? Kimi zaman tepkilerimi engelleyemiyorum. Tamam, benim hatam. Bu iş gerçekmiş gibi, gerçekten evleniyormuşum gibi bir hisse kapıldım. Baksana her şey kurallara uygun ilerliyor. Kızma ama. Bütün bu karışıklık hepsi senin için. Ve durum böyleyken bu ters davranışların, kırıcı oluşun... Anlamak zor. İyi tamam Serdar, üstüme gelme, biliyorum, tamam, özür dileyeceğim. Bununla da bitmiyor ki, değişmeye çalışmalısın. Yoksa yaşlandığında Hilmi'nin annesinden beter olursun, benden söylemesi. Hey, o kadar berbat mıyım sahiben? Estağfurullah, ne demek berbat? Felaket felaket. İnanmayacaksın ama birden parlamamayı öğreneceğim. Bak sana inat, öğreneceğim Serdar. Öyleyse anlaştık. Şimdi şu nikah ne zamanda, ona gelelim. Perşembe günü 4:30'da. 5 gün kaldı desene. Peki şu ev işi ne olacak? Tayinim nikahtan sonra olacağı için ev işini Hilmi'nin istediği biçimde halledebiliriz. Daha hangi okulda çalışacağımı bile bilmiyorum. Ev sorununu Hilmi 2 günde halleder. Hastalarından birinin emlak ofisi var galiba. O zaman geriye başka iş kalmadı. Gelinlikten başka. Uf, insanın doğasına aykırı bu. Durup dururken gelinlik giy, nikah masasına otur.
Biliyor musun? Aslında başka koşullarda tanışsaydınız ikiniz de iyi bir çift oluşturabilirdiniz. Yapma Serdar. Beni kızdırmaya çalışıyorsun ama kızmayacağım. İster misin bizim Hilmi son anda vazgeçsin? Ama ne yapalım, ben de tıpış tıpış dönerim Diyarbakır'ıma. Zaten topu topu bir sene kalmıştı. Böyle düşünmene sevindim Yeliz. Sen güçlü bir kızsın, ne olursa olsun. Ölüm yok ya ucunda, öyle değil mi? Haklısın tabii. Şimdiden değişmeye başladım bakıyorum. Yok canım, ben aslında çok iyi bir kızım. Siz beni yanlış tanıyorsunuz. Göreceğiz. Medeni kanunun bana verdiği yetkiye dayanarak sizleri karı koca ilan ediyorum. Yeliz, gülsene biraz. İçimden gelmiyor. Yola sonuna geldik. Azıcık daha sık dişini. Şu halime bak, gelinliği de giydik sonunda. Onun annesi bayıldı, seninki ağladı. Babalar eleştirdi. İyi de oldu, çok yakıştı. Çok kötü hissediyorum kendimi, her şey ne kadar anlamsız. Buradaki her şey yalan. Duygusallaşma Yeliz. Beyaz atlı prensin gelmedi diye mi üzülüyorsun? O alçak geldi aklıma, aslında biliyorsun. Bütün düşlerimi o yıktı. Ay bırak şimdi, aklına bile getirme. O karaktersizle evlenmiş olsaydın yanmıştın. Biliyorum biliyorum ama yine de ona aşıktım. Misafirler gidiyor. Tamam. Misafirler gidiyor, durun bakayım. Siz ne fısıldaşıp duruyorsunuz orada? Gel şöyle Yeliz, gel. Şöyle artistik bir fotoğrafımız olsun üçümüzün. Hey, beni unutmayın. Bu işte ortağız. Anlaşmalı Evlilik adlı oyunumuzun 5. bölümünü dinlediniz. 6. bölümde buluşmak üzere, hoşça kalın. Ah, ne güzel bir gün. Kendimi öyle iyi hissediyorum ki. Selda, sayende çok büyük bir iş başardık. Oo, hanımefendinin yüzü güldü sonunda. Nikahta keramet vardır diye boşuna dememiş büyüklerimiz. Doğrusu suratsız olduğunda çekilmez oluyorsun Yeliz. Dost acı söylermiş. Demek ki sen dostumsun. Madem dostum, sana bir sır vereceğim. Sırrımı açıklamanın zamanı geldi artık. Sır mı? Korkma da dinle. Tam nikah sırasında anladım bunu. Ay, çabuk açıkla şu sırrı, yoksa meraktan öleceğim. Sırrım şu. Nikah sırasında birden kafama dank etti. Hı. Ne yapıyoruz biz dedim kendi kendime. Evlilik ciddi bir iştir dedim ve birden çok korktum. Tam o sırada ikiniz birden evet dediniz de uyandım. Neredeyse hayır diye bağıracaktım. Hay senin sır dediğin bu benim. Ödüm koptu. Sırrımı beğenmedin ama asıl ödüp atlayan bendim canım. O kadar davetlinin karşısında dördümüzü birden mahkemeye düşmüş suçlular gibi. Daha doğrusu tımarhanelik dört kişi canlandı gözümün önünde. Düşünsene, dördümüze de deli gömleği giydirmişler. Çırpınır ya. Ama ne de yakışır bize deli gömleği. Ay. Öf, nikah karışıklığı içinde öylesine bunalmıştım ki çıldırabilirdim. Bütün bunlara değer mi diye düşündüm durdum. Bizimki gerçekten çılgınlık. Neyse, bırakalım bunları. Bak, işler yoluna girmeye başladı. Gerçekten işler yoluna girmeye başladı. Benim de yüzüm gülmeye başladı. Hele evrakları Ankara'ya götürünce üstünden büyük bir yük kalktı. Hı-hı. Tayinim 15 gün kadar sonra çıkıyor. Bak gördün mü, planımız tıkır tıkır işliyor. Birileri bana iş evliliği yapacağımı söylese dünyada inanmazdım, güler geçerdim. Bakalım başımıza daha neler gelecek. Daha başına ne işler açacağıma henüz karar vermedim. Yeliz, biliyor musun, gelinlik sana çok yakışmıştı sahiden. Ay, ilk ve son giyiş. Göreceğiz. Aa, ne demek göreceğiz? Ayrıldıktan sonra bir daha mı evleneceğimi sanıyorsun? Ay, sen hep böyle olmayacak şeyler düşünürsün zaten. Neyse, boş ver şimdi bunları. Geçen gün annen beni aradı. Sana sormaya çekiniyor. Neden onları evinize davet etmediğinizi merak ediyor kadıncağız. Haklı olmasına haklı ama bu koşullarda ne kadar atlatırsam o kadar iyi. Biliyorsun ilk bir haftayı balayındayız diye yalanla atlattık. Hı hı.
Sonra evraklar için uğraşıyorum diye Ankara'ya gidiyorum diye 15 günü geçirdik. Hı hı. Şimdi de Hilmi'nin sınavı var diye geçiştiriyorum. İşte bu doğru. Hilmi öyle bir çalışıyor ki yüzünü gören cennetlik. Bir de hastanedeki şefi karını al bize getir diye tutturmuş. Aman Allah korusun. Öyle saçmalıklara hiç gelemem. O da atlatıyormuş zaten, ne yapsın zavallı. Tamam da ne kadar sürecek bu yalanlar ha? Söyle bakalım. Evlilik fikri senindi. Sorumluluk da sana. Aa, ben konuşmam artık. Kendiniz ayarlayın küçük hanım. Benim tayinim olacak. Sonra sevgili Hilmi sınavına girecek. Hı. Sonra yine sevgili Hilmi tayin olacak. Oy, ölme eşeğim ölme. Aman canım, yine büyütmeye başlama. Ben büyütmüyorum da annem her gün arıyor. Yani arıyordu. Ben de telefonları açmıyorum artık. Çünkü ille de damadımı ver telefona, bir sesini duyayım diyor. Ne diyeceğimi bilemiyorum. Kuşkulanıyor mu yoksa? Hiç sanmam. Beyhan teyze beni her gün arıyor. Hem normal bir şey değil mi bu? Yani kızını aramayacak da kimi arayacak? İyi ama zor durumda kalan hep ben oluyorum. Sevgili kayınvalide ve kayınpederim de beni arıyorlar. Hilmi Bey kendi evinde keyif çatıyor. İşin zor kısmı da bana kalıyor. Ya ne keyif çatması canım? Bir görsen. Saç sakal birbirine karışmış, duman olmuş zavallı. Ya zavallı deyip durma şuna. Mesleği için çalışıyor. Bize ne bundan? Ay, gaddarlaşma Yeliz. Karısı değil misin? Destek olman gerekir. Bak şimdi boğarım seni. Ben kimsenin karısı falan değilim Selda Hanım. Birazdan burada bir cinayet işlenecek demek ki. Dur bakalım, evlilik cüzdanı verdiler elinize. Aksini ispat edebilirsen et de görelim. Aman bana. Peki ha? Tamam sus. Şaka bir yana, madem olan oldu, oyununuzu oynamaya devam etmek zorundasınız. Şüphe uyandırmamalısınız. Nasılsa fazla uzun sürmeyecek. Birkaç gün sonra Hilmi sınava giriyor. Ha? Sık dişine, az kaldı. Hamama giren terler. Demirden korksak trene binmezdik. Bak şimdi ne hatırladım. Lisede oynadığımız oyunu. Atasözü bulmakta yarışırdık. Hatırladın mı? Hatırlamaz olur muyum? Bulamayıp takılıp kalan diğerine bir şey ısmarlamak zorunda kalırdı. Oynayalım mı? Ben kazanırsam istediğimi yapacaksın. Sen kazanırsan ben senin istediğini yapacağım. Aman Selda boş ver şimdi. Hadi canım, nazlanma. Sen ne dedin? Demirden korksak trene binmezdik. Şimdi sıra bende. Ak akça kara gün içindir. Saçmalama, en kolayını buluyorsun hep. Kaçma, sıra sende. Ayla mı başladık? Evet. Peki söylüyorum, acı patlıcanı kırağa çalmaz. Aç ayı oynamaz. Ben oynamıyorum çünkü açım. Sen acıkmadın mı? Acıkmadım. Sen devam et bakalım, hadi hadi. Aç doymam, tok acıkmam sanır. Uydurma, öyle söz yok. Uydurmuyorum, var, şimdi sıra sende. Dur bakayım neydi? Buldum. Adım çıktı 9'a inmez 8'e. Akıl yaşta değil, baştadır. At binenin, kılıç kuşananın. Oo, iyisin bakıyorum. Ne yapalım, annemin yanında ihtisas gördüm. Hadi sıra senin. Az tavah çok ziyan getirir. Bu da benim annemden. Ağzından çıkanı kulağın işitsin. Azıcık aşım, ağrısız başım. Aslan yatağından belli olur. Ay, sıkıldım. Bu olmadı canım, olmadı. Ben bırakıyorum, bıraktım. Yenilgiyi tamam. Kabul ediyorsun öyle mi? Tabii ediyorum, tamam, yenildim. Dışarı çıkıp hava alalım biraz, hadi. Hava mı? Nerede satılıyor bu hava denen nesne? Satılmıyor, bedava. Dışarı çıkıyorsun. Bol bol nefes alıyorsun. Olan biteni unutuyorsun ve rahatlıyorsun. Tamam, çıkalım. Bak görüyor musun? Bundan birkaç ay önce birlikte dolaşmak bir hayaldi. Yaptığımız sahtekarlık sayesinde yine birlikteyiz. Sahtekarlık yaptığımızı düşündükçe umutsuzluğa kapılıyorum. Lütfen hatırlatma. Ama bilirsin, başladığım işi yarıda bırakmam. Bilirim, bilirim. Çok inatçısındır. Bu inadım sayesinde bir işim oldu. Yoksa hala annemin dizinin dibinde oturuyor olacaktım. Evlenerek bağımsızlığına kavuşan tek kadın sen olmalısın. Gerçekten de öyle. Evlenmeseydim benim yalnız oturmama izin vermezlerdi, öyle değil mi? O zaman sen de hep evli kal. Ayrılınca ben bakarsın Engin amcam ille de bizimle otur diye tutturur. Yok canım ya, daha neler. Ya. Yine de şu ayrılık konusu kafamı kurcalıyor. Daha zaman var Yelizciğim. Hem öyle birdenbire olmaz. Çok olsunlar istemiyorsan yavaş yavaş olmalı. Hayır, ben öyle düşünmüyorum. Birdenbire olmalı ki barıştırmaya falan kalkışmasınlar. Şimdi bırakalım bunları da, çıkacaksak çıkalım. Birazdan hava kararacak. Karıştırıyorsun. Hesap soracak kimse olmadığına göre istediğimiz kadar dolaşırız. Sen benim evli olduğumu unutuyorsun canım. Asıl sırrımı unutuyordum. Bomba haberimi vereceğim şimdi. Ne oldu? 20 yaş dişin mi çıkıyor? Ya ciddiyim. Hamileyim. Ne? Ne? Evet. Senin bebeğin mi olacak? Evet, benim bebeğim olacak. Niçin daha önce söylemedin aşk olsun canım?
Böyle bir haber saklanır mı hiç? Müthiş bir haber. Daha bugün öğrendim. Buraya gelmeden önce. Ama saklamışsın işte. İnsan girer girmez söyler. Ay, inanamıyorum. Bakalım Serdar duyunca ne yapacak? Aa, haberi yok mu, sen delisin? Alıştırma yapmak için önce sana söyledim işte. Hadi o zaman çıkıp bunu kutlayalım. Çıkalım. Engin. 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 Uyudun mu? Ya uyumuştum ama uyandım sayende. Aman kızma. Yani sana uyudun mu diye sordun mu hiç? Kızma dedim. Ben uyuyamadım da şeyi düşünüyordum. Yelisi. Evlendireli bir ay oluyor. Tayin oldu. İşine de başladı. Ne zaman arasam anne bu akşam işimiz var. Misafirimiz gelecek. Çok yorgunum falan diyerek atlatıyor hep bizi. Çocuklar rahat bırak, onlar daha yeni evli. Yeni evliyse yeni evli. Tövbe tövbe. Kızımız bizden kaçıyor. Evine gitmemizi istemiyor. Tuhaf tuhaf konuşma beyan. İçimden bir ses diyor ki. Neyse. Söyle söyle. Söyle de rahatla hanım. Madem uyandırdın söyle. Yoksa geçinemiyorlar mı? Ondan mı hiç çağırmıyorlar aman bizi? Aman hanım, çok pimplikli oldun sen de ha. Hadi uyuyalım. Bu işte bir biteni var ama ne? Hadi hanım, hadi sus artık. Uyku gözlerimden akıyor ya. Bu daha önemli kızım mı? Yarın akşam gidelim. İstemese de gidelim. Mazeret kabul etmem artık. Olur hanım, olur olur. Yok yok, olmaz ya. Ne? Yarın gecemiz var, unuttun mu? Bizim dönem subayların toplantısı var ya. Hem eğlenceyi seversin. Ay, onu unutmuştum. Neyse, biz de ertesi gün gideriz. Tamam, gideriz gideriz. Tamam. Gideriz de bir... Kamsız adam uyudu hemen. Of of. Bak Engin bak, Selim Beyler de gelmiş. Bak şu köşedeki masadalar. Aman görmesinler bizi, hiç sevmem Selim'i. Niye soğuk adamsın Engin? Onu sevmezsin, bundan hoşlanmazsın. Öbürü laubaldir, filanca suratsızdır. Niye geldik öyleyse? Sen seversin böyle toplantıları, onun için geldik. Bak bak bak, şu Nevin Hanım'ın çalımına bak. Kocası albay emeklisi, kendi sanki bölük komutanı. Bir de niye sevmiyorsun diyorsun. Baksana herkes birbirine hava atmaya gelmiş. Hele hele hanımlar, hele hanımlar. Biraz insan görüyoruz işte, şikayet etme. Fazla kalmama bilirsin. Gürültüden boğuluyorum ben. Günlerdir evden çıkmıyorduk, boğulduk vallahi. Bırak da rahat rahat oturalım şurada. Şşş beyan. Efendim? Arkandaki masada kimler oturuyor bil bakalım. Nereden bileyim, arkamda gözüm yok. Şöyle sezdirmeden dön de bir bak. Söyle kim? Sen bak bak. Ayıp olur şimdi, birazdan bakarım. Ya, neden hadi sen söylemiyorsun? Hadi canım hadi bir bakıver ya. Tamam bakıyorum. Bizim dünürler bunlar. Ya. Feyyaz Bey ile Ayla Hanım. Ne işleri var acaba burada, şaştım kaldım ya. Ay gördün mü bak, ayıp oldu. Keşke biz çağırsaydık. Hilmi'nin dayısı, o da kara kuvvetlerinden emekli değil miydi? Ya, o çağırmıştır. Yüzlerini bir tek nikahta gördük. Doğru dürüst tanımıyoruz ki akrabalarını. Yeliz'in yüzünden onlarla da görüşemiyoruz. Nasıl iş anlamadım. Ya bir telefon açsaydın sen de ayıp oldu. Onlar da aramadı. Onlar erkek tarafı. Arayıp sormaları gerekirdi. Teklifim var canım, önce sen arasaydın. Çok biliyorsan sen arasaydın. Ha, telefonu elime alıyor muyum ben? Aa. Akşama kadar cek 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 konuşasın değil miydin? Başlama gene Engin. Şu telefonum da battı sana. Benim eğlencem de o. Hanım hanım, bir alemsin vallahi ya. Yıllarca çocuk yetiştirdin, öğretmenlik yaptın. Şimdi sen de çocuk oldun ya. Telefon eğlence için icat edilmedi. Haberleşme için kullanılan telefon. Bir daha elime alırsam iki olsun. Doğru söylediğini dokuz köyden kovarlar. Hadi hadi küsme. Ne diye küsecekmişim? Çocuk muyum ben? Şimdi söylesene söyle. Bizi görmemiş olamazlar. Neden gelip bir merhaba demiyorlar? Görmemişlerdir hanım. Neden demesinler? Oo, Engin Bey. Engin Bey, vallahi deminden beri bakıyorum. Ne güzel rastlandım böyle. Merhabalar. Merhaba efendim. İnanın görmedim. İyi akşamlar beyefendi. İyi akşamlar hanım. Ya konuşmaya dalmışız, etrafa baktığımız yok. Ya öyle. Ya. Tam arkanız değil. Buyurmaz mıydınız birlikte otursak? Siz buyurun bu masaya, bakın her yer boş. Durun hanımı alıp geleyim. Biz de sıkılmıştık zaten, sizi görmeseydik kalkıyorduk neredeyse. Hilmi'nin dayısı verdi davetiyeyi. O da gelecekti ama ortalarda yok. Ayla çok sevinecek sizi. Vallahi ki gelmişsiniz Feyyaz Bey. Görüşme fırsatı olmadı hiç. Evet evet, konuşacak çok şey var, çok şey. Durun Ayla'yı alıp geleyim hemen. Sahi mi Ayla Hanım? Siz
Sizi de mi aramıyorlar? Hilmi birkaç kez telefon açtı ama kapımızı çalmadı. Gelelim görelim sizi oğlum diyorum. Her zaman bir bahane buluyor. Ben de Engin'e onu diyordum. Acemilikten mi, ihmalkarlıktan mı? Ne oluyor bu çocuklara diyordum. Demek size de aynını yapıyorlar. Abartmayın canım, genç onlar. Ne yapsın çocuklar? Telaşları hiç bitmedi ki. Gelin kızımız önce Diyarbakır'a gitti, ya, geldi, ya. Sonra Ankara'ya. Hepsi yorgunluk. Buna can mı dayanır canım? Sizi bizi düşünecek halleri var mı çocuklar? Çok doğru Feyyaz Bey. Evet. Yeliz'in canı çıktı yolculuklardan. Neyse ki hepsi oldu bitti. Rahatlayacaklar derken Hilmi'nin sınav telaşı başladı. Geçen gün aradım. Özledik oğlum, bir gün gelip görelim sizi dedim. Anne ders çalışıyorum. Hiç zamanımız yok demez mi? Esasen Hilmi'yi evde bulmak imkansız. Değil mi Beyhan? Evet evet, özellikle de akşamları arıyorum ki damadımın da sesini duyayım diye. Aman rahatsız etmeyelim anne diyor bizim kız. Çok çalışıyormuş, konsantrasyonu bozulmasın diyor. Evet doğru doğru, gerçekten. Akşam ben de aradım, telefona çıkmadım. Var mısınız şunlara bir baskın yapalım hep birlikte? Yok 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 yok, yok. Bence olmaz. Niye? Yeliz'in sağ solu belli olmaz. Habersiz gidilemez. Bir şeyler söyler, kırılır hepimizi. Ben kızımı bilirim. Ne demek o öyle? Onlar bizim evlatlarımız. Kızımdan mı çekineceğim? Baskın yapalım, baskın. Ay, ayıp olmasın. Ya ben karışma Beyhan. Aman Engin, yabancı mıyız biz? Anne babayız. Değil mi Feyyaz Bey? Evet evet doğru. 5-10 dakika tamam. Bunu tamam, tamam, oldu gidelim. Tamam oldu gidelim. Hadi, hadi. Gidelim değil mi Ayla? Hadi öyleyse hadi, kalkıyoruz. Hadi. Fazla geç olmadan gidelim bari, gidecekse. Uyumuş olabilirler mi? Bunu daha önce düşünecektim. Bir ay sonra ilk defa geliyorum oğlumun ya. Evine. Vay, asansöre binseydik keşke. Yok. Asansör yok ki şekerim. Yok, yok. 5 katlı binaya asansör koymayan müteahhit. Sakın, sakın küfür etme Feyyaz. Haklısın. Plan yok, program yok. Ay. Binaları diziyorlar yan yana. Kaç kat vardı? Oh, en üst kat değil miydi? 2 merdiven daha kaldı öyleyse. Durun şurada biraz dinleyin. Pembellik etme hanım, daha gayret hadi. Işık söndü, ışık. Dur. Zile basalım. Dur zile basalım. Bak gördün mü? Doğru, yoklar galiba. Yoklar herhalde işte, yok. Ay bir daha basın, bir basın, daha basalım. Tamam basalım. İyice basalım, iyice. Buraya kadar geldik madem, iyice basalım. Kim o? Biziz kızım, ben annen. Anne, sen misin? Yalnız mısın? Aç kızım aç, bak kimleri getirdim sana. Anne, baba, hepiniz hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Girin demeyecek misin kızım? Çekil kapının önünden de girelim. Bak nefes nefese kaldık hepimiz. Tabii girin, tabii girin. Buyurun. Buyurun, hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, hoş bulduk. Hoş geldiniz. Kusura bakma kızım, geç saatte geldik. Rahatsız etmedik ya. Yok yok yok, girin lütfen girin. Ben de yatmaya hazırlanıyordum böyle pijamalarla filan. Bak yatıyorlarmış, ben demedim mi size? 5 dakika oturup kalkarız. Yüzüne hasret kaldık ha kızım. Ben şu pijamalarımı değiştireyim bari. Hilmi evde yok mu? Daha gelmedi. Hayrola, saat gecenin 11'i olmuş, nerede bu çocuk? Dur hanım sen karışma. Hem o çocuk mu, kocaman adam. Hilmi şeyde şurada. Orada. Nerede? Şeyde neresi kızım? Biliyorsunuz şeyi canım. Yelizciğim açıkça neresi söyle ya? Bize bir şey mi oldu? Kız anne ne olacak? De. Böyle pijamalarla sıkıldım birden. Olmayacak, bir saatte geldik, şaşırdı kızcağız tabii. Aman, şaşırdı tabii birdenbire. Hilmi nerede olacak, hastanede? Nöbetçi bu gece. Şöyle söyle de anlayalım Yeliz. Ağzında geveleyip durdun. Annen de vesveseli kadın, kafasında 40 tane tilki dolaşıp durur. Hayret doğrusu. Bundan böyle nöbete kalmayacağını söylemişti Hilmi. Daha dün görüştük kızım. Nöbete kalmıyorum artık diyordu. Evde ders çalışacağını söylemişti. Öyle mi? Evet elbette. Bu gece hastanede bir iş çıkıverdi aniden. Bak kızım, bir yaramazlık varsa, bir sorun varsa biz de bilelim ya. Yok sorun morun canım. Nereden sorun çıksın? Hastanede işte hepsi bu kadar. Merak ettim. Hastaneyi arasak ha? Dur ben ararım. Hayda, ben de merak ettim şimdi. Ay, merak edecek bir şey yok ki şimdi. Acil bir hastaya gitti. Biraz evvel nöbete gitti dedin ya kızım. Ama bana öyle söylemişti. Durun canım, arayayım da neymiş öğrenelim bakalım. Arayın.
Alo. Alo. Alo doktor, doktor Hilmi Bey'le görüşebilir miyim? Hangi Hilmi Bey mi? Doktor Hilmi Gürel. Ha? He? Öyle mi? Ha. Emin misiniz? Peki peki, teşekkür ederim. İyi geceler. Ne oldu Feyyaz? Hilmi'ye bir şey mi oldu yoksa? Yok hanım, yok. Bizim oğlan bir haftadır izinliymiş. Sınav öncesi izniymiş. Tabii izinli. Ben size söylemeyi unuttum. Eve gelmiyor mu kızım? Gelmez olur mu? Biraz önce evdeydi. Hastaneye gidiyorum diyerek çıktı. İşin doğrusu eve gelen giden olur, çalışamam diye düşünerek arada bir böyle kaçıyor. Ya hastaneye ya da bir başka arkadaşına gidip sakin sakin çalışıyor. Bana 2 gün sonra sınavım var, evden hiç çıkmıyorum, ders çalışıyorum dedi. Evet. Yalana ne gerek var kızım? Biz halden anlarız. Ders çalışıyorum, onun için sınavdan sonra gelin deseydi daha iyi olmaz mıydı yani? Tabii öyle yapsaydı daha iyiydi. Şu günlerde öyle meşgul ki benimle bile görüşemiyor. Allah Allah, ne demek görüşememek, siz evlendiniz ya kızım. Ben sana demedim mi Engin? Şunun doğrusunu anlat bakalım Yeliz. Yok bir şey babacığım, söyledim ya. Anlat kızım, çekinme. Biz de senin annen baban sayılırız. Bir yaramazlığı varsa çekeriz kulağını, olur biter. Çekin kulağını tabii, istiyorsanız çekin. Seni ihmal ediyor değil mi? Ne varsa dürüstçe söyle kızım. Yemin ederim kesinlikle kötü bir şey yok. Olsa söylemez miyim canım? Zavallı yavrum. İçine atıyor. Çok kötü. Ne oluyor hanım? Bak sakın ağlamaya başlama. Yeliz, görmüyor musun annen ne hale geldi? Tamam anne. Söylüyorum, inanmıyorsunuz. Hilmi çok önemli bir sınava girecek ve eve konuk gelmesinden müthiş rahatsız oluyor. Bu nedenle de bir arkadaşına gidiyor çalışmaya. İster inanın ister inanmayın, bu böyle. Tamam tamam kızım, anladık, sinirlenme öyle. Aferin sana Yelizciğim, aferin. Büyük fedakarlık. Vallahi bravo Hilmi'nin. Ben de rahatladım şimdi. Hadi şu pijamanı değiştireceksen değiştir de bir çay demle bize. Peki anneciğim. Ama bu saatten sonra yormayalım Yeliz'i ha. Hem yarın sabah erkenden kalkıp işine gidecek. Bak ben onu unutmuştum işte. Ben bir bardak çay içersem sabaha kadar uyuyamam gerçekten. Şu sınav bitsin de rahat rahat oturup konuşuruz. Hadi kalkıyor. Evet evet, zengin kalkış olsun. Daha yeni geldiniz ama hemen kalkmasaydınız. Yok, yok. Kalkalım kızım, kalkalım, yolcu olunda gerek. Tabii siz bilirsiniz. Hadi. Konuşmamız gerek demiştim. Evet konuşmamız gerek. Bizimkiler baskın yaptıklarında canın çok sıkılmış. Selda anlattı. Sorun o değil. Sorun sürekli yalan söylemek zorunda kalmak. Ve nedense bu görev hep bana kalıyor. Başa gelen çekilir. O evde ben otursaydım yalanları ben söyleyecektim. Bu senin tercihindi. Buna bir son vermeliyiz. Bu arada sınavı kazandım. Tebrik yok mu? Ya. Kutlarım. Başarılarının devamını diliyorum. Teşekkür ederim. Sen nasılsın? Yani okulundan memnun musun? İyi, hepsi iyi. Her şey mükemmel. Sevindim. Birkaç ay sonra tayinim olur. Sonra bütün bu yalanlardan kurtuluyoruz. Zaman yitirmeden boşanmalıyız. Bence 3 ay içinde hepsi biter. 3 ay mı, çok değil mi? Bakıyorum acelen var. Ha? Belki de hayatının erkeğini buldun. Geçelim bunları. Niye geçiyoruz? Kocan değil miyim? Komik olma. Ne var bunda? Resmi olarak kocanım. Biz evlendik, unutma. Geçen gece yaşadıklarım senin başına gelseydi anlardın nasıl koca olman gerektiğini. Beni korkutamazsın. 4'ü birden gözümün içine bakıyor. Senin açığını arıyorlar. Hemen o anda terk edilmiş kadın rolü oynayıp bu işi sonuçlandırmak mümkündü ama yapamadım. İyi ki yapmamışsın. Tam sınav öncesinde hiç de iyi olmazdı. Tek başıma 4 kişilik bir ana baba ordusu karşısında savunmasızdım. Kuşku içindeler, sanki hissediyorlar. Kuşkulanmakta haklılar. İstersen ben de gelip seninle kalayım. Ne dersin? O zaman böyle sorunlar çıkması imkansız. Üstelik ikimiz de ayrı ayrı ev kirası ödüyoruz. Ekonomik açıdan harika olur doğrusu. Sorun kiraysa senin kiranı da ben vereyim. Yok canım, şakaydı. Yakında her şeyi açıklamak zorundayız. En kestirme yolu buldum ben. Sen beni aldatmış olacaksın. Zaten hepsi hazır buna. Benim için daha az riskli bir yol olsa, bütün suç bende olmasa diyorum hani. Ya daha demokratik bir çözüm bulamaz mıyız? Tamam, daha adil bir çözüm olsun. Sen beni aldatmış ol, ben de çok kötü bir eş olayım. Aldatma dediğin hazır olsun. Yok yok, olmaz. Sen kötü bir eş değilsin ki. Uydururuz bir şeyler. Aldatma olmasın. Hem ben seni aldatmıyorum ki. O zaman bana dayak atmış ol. Ya hangi devirde yaşıyoruz? Ben kimseye el kaldırmam. Hele eşime asla, buna inanmazlar. Sen bul o zaman. Benim aklıma gelenler bunlar. Bence acele ediyorsun.
Düşünecek zamanımız bol. En basiti şiddetli geçimsizlik. Fikren ve bedenen anlaşamıyoruz diyeceğiz. Bitecek. Görüyorsun hiç anlaşamıyoruz. Yalan söylemiş olmayacağız. Tabii anlaşamıyoruz. Anlaşmak için sevgi gerekir. Mesela babamla ben. Niye anlaşamıyoruz? Çünkü aramızdaki sevgi ilişkisi zayıf. Küçüklüğünden beri bana karşı hep soğuk ve ilgisizdi. Ben öyle görmüyorum. Baban seni çok seviyor. Ama ne olduysa bütün sevgi ve ilgisini oğluna yöneltmiş. Buna da çok pişman olmuş. Çünkü abin adı Sinan'dı değil mi? Hı hı, Sinan evet. Sinan evlendikten sonra bir kenara itivermiş babanı. Bayramdan bayrama arıyormuş. Babam bana çok şeyler anlattı. Bence o çok saygı duyulacak bir insan. Eskisi kadar kızmıyorum ona. Sinan gerçekten çok hayırsız çıktı. Bu da babama büyük bir darbe oldu. Sanki hayat görüşü değişti birdenbire. Sinan zaten her zaman çok bencildi. Demek erkeklerden nefret etmiyorsun artık ha? Sen ne demek istiyorsun? Kim söyledi sana bunu? Hiç kimse, bunu anlamak için kör olmak gerekir. Çok öfkelisin. Tanışalı çok olmadıysa da hissediliyor. Nedenini merak ediyorum. Hiç de öyle değil. Ne kadar anlamsız şeyler söylüyorsun sen. Kızma Elis. Arkadaş olmayı deniyorum ama sen buna izin vermiyorsun. Benim yeterince arkadaşım var. Ama onlarla evli değilsin. Güldürme beni. Gerçekten evliymişiz gibi konuşuyorsun. Sana tuhaf gelecek belki. Kimi zaman öyle hissediyorum. Ve seni sık sık görmek istiyorum. Çünkü çok özlüyorum. Şişt bırak. Ya bırak şu elimi. Bak Giriz. Yaşam uzun bir yolculuktur. Bu yolculuğu birlikte yapmayı deneyebiliriz. Rastlantı sonucu bir araya geldik ama neden şansımızı denemeyelim ha? Neden sevme yeteneğini kullanmıyorsun? Ay saçmalama, neler söylüyorsun. Ya bırak elimi. Romantizm çağı çoktan bitti. Böyle kas katı yaşayamazsın. Mutsuz olursun. Mutsuz falan değilim ben, çok iyiyim. Yani iyiydim. Böyle konuşmayı sürdürürsen o zaman mutsuz olacağım kesin. Sevmeyi dene. Sevgisiz yaşanmaz. Yeter artık, kimseyi sevmeyeceğim. Evlilikten nefret ediyorum ve kimseyle de evlenmeyeceğim. Evlendin, unuttun mu? Aa, ne demek bu, yani boşanmaya karşı mı çıkıyorsun sen? Evlenince itibarım arttı birden, ben çok mutluyum. Boşanmak iyi bir fikir değil bence. Ne diyorsun sen Allah aşkına? Tamam bak, bu şakaydı. Biraz eğlenelim dedim. Ben hiç eğlenmedim ama. Sıkma canını. Yaşamak hepimiz için büyük bir hediye. Bak bir gün hastaneye gel istersen. Orada ağlayan, inleyen, acıdan kıvranan insanları gör. Sağlıklı olduğumuz sürece çok mutlu olmamız gerektiğini bir kez daha anlamak için en iyi yollardan biri bence bu. Ama bunu öğrenmek tüm yaşamımızı alır değil mi? Oo, felsefe yapmaya başladık anlaşılan. Lise yıllarında felsefeyi çok severdim. Şimdi ne demek olduğunu unuttum. Felsefe ne işe yarar sana, söylesene. Hiçbir işe yaramaz. Hiçbir işe yaramıyorsa neden felsefe öğretmeni oldun? Üniversitedeyken aklıma bile gelmezdi öğretmen olmak. Ama bazı koşullar buna neden oldu. Sonra severek okudum felsefeyi. Az önceki sorum çok ciddi bir soruydu. Anlatmayacak mısın? Felsefe günlük hayatımızda bir işe yarar mı? Merak ediyorum. Yaramaz olur mu? Felsefe bütün bildiklerimizi, inandıklarımızı düşünce süzgecinden geçirmek demektir. İyi ya da kötü dediğimiz şeyler, ön yargılar, tutkular, duygular, alışkanlıklar bu süzgeçten geçirilirse iç yüzleriyle görülebilir. Bütün bunlara uzaktan bakıp onları eleştirmek de felsefedir. Yani felsefe arayıştır. Öyle mi? Öyle. Konukların olduğunu bilsek gelmezdik Selda. Çoğu bizim şirketten arkadaşlar. Bir kısmını sen de tanıyorsun. Hamile olduğumu öğrendiler, anlarsın ya, beni yormaya geldiler. Arkadaşlar susun biraz. İşte benim biricik dostum Yeliz. Bu da Hilmi. Hilmi merhaba. Gelsene şöyle. Bak bu Esra. Merhaba, hani geçen merhaba. Gün sana hastaneye gönderecektim. Tansiyonu 2'de 1 düşüp bayılan hastamız bu. Evet hatırladım. Bizim bilgisayar müdürümüzün kız kardeşidir Esra. Memnun oldum. Bekledim ama gelmediniz. İyi olacak, hastanın doktor ayağına gelirmiş. Siz zaten iyi görünüyorsunuz. Şikayetlerimi sonra sıralarım. Gelin size bir içki vereyim doktorcuğum. Fena olmaz. Esra hemen kancayı taktı. Ne kancası? Baksana Hilmi'ye yapıştı hemen. Bu kız erkek derisi, bilmeyen yok. Şirkette asılmadığı tek kişi kaldı, o da benim kocam. Hilmi de dünden hazırmış, baksana peşine takıldı hemen. Şimdi gider söylerim. O benim arkadaşımla evli derim. Gerçi onun için evliymiş bekarmış fark etmez. Ha, deli misin sen, ne gerek var buna? Bunun seninle ilgisi yok. Esra haddini bilsin. Kızlar ne kaynatıyorsunuz yine? Bulantılarımı anlatıyordum Serdar'cığım. Bebeğimiz hakkında bilgi veriyordum. Beni kandıramazsın. Esra meselesi değil mi? Senin gözünden kaçar mı hiç?
Serdar, onu bırak da çerez bitti. Hadi bir koşu alıver. Görüyor musun? Beni bakkal çırağı gibi kullanıyor. Sen alışıksındır. Hem baba olunca daha çok koşturacaksın. Ah, daha seni kutlamadım ben. Hadi hadi, affettim. Bana bak, kocanı elinden alacaklar, haberin olsun. Boş ver, aldırmıyor. Hadi Serdar, oyalanma, ayıp olacak. 10 dakika sürmez. Bu kadar insanı ben mi çağırdım yani? Fikir senindi. Yani fikir benim diye bakkala ben mi gideyim? Dikkat dikkat, dong. Aile kavgası başlıyor. Ben gideyim de rahat rahat kavga edin. Şu Hilmi'ye bak sen, harem ağası gibi. İyi, çok pısırık görünüyordu ama meğer anasının gözüymüş. Ne söyleniyorsun kendi kendine? Hiç yok bir şey. Bizim Hilmi çok zamparadır. Gerçek kocan olmadığına sevinmelisin. Allah korusun. Gel içeri geçelim. Daha kimseyi görmedim. Bak kim var. Ayşen. Ayşen. Seni görmedi sanırım. Yeliz. Bir göründüm bir kayboldum. Kapıda Sevda ile konuşuyordunuz, rahatsız etmedim. Merhaba Ayşen. Dışarıda görsem tanımazdım, çok kilo almışsın. Sus hatırlatma şimdi, lokmalar boğazıma dizilecek. İstanbul'a dönmüşsün diye duydum. Çok sevindim. Evet, sonunda döndüm. Bak şu yakışıklı da Ayşen'in abi Faruk. Memnun oldum. Ben de. Sizi bir yerden tanıyorum gibi ama. Yeliz de sizin üniversiteden mezun. Sahi mi? İstanbul felsefeden. Hı hı. Aha, bak gördün mü? Okulda mutlaka karşılaşmışızdır. Ben 89 mezunuyum. Aa, ben 85. Sizi şöyle hayal mi yer hatırlarım? Dersler biter bitmez eve koşardım. Öyleyse Ateş'le aynı sınıfta olmalısın. Ateş mi? Evet, Ateş, tanırım Ateş'i. Ha, biliyor musun, bölüm başkanının kızıyla evlendi. Sonra da kariyer yaptı. Fakat son gördüğümde berbat durumdaydı. Öyle mi, neden peki? Ayrılıyorlarmış, bilirsin. Onlarınki çıkar evliliğiydi. Ha, demek ayrılıyorlar. Yürümedi dedi. Üstelik sevdiği kızı terk edip onunla evlendiği için de çok pişman olduğunu söyledi. Kimi çekiştiriyorsunuz öyle? Müsaadenizle Yeliz'i kaçırıyorum biraz. Yeliz, ne oldu sana, kıpkırmızı olmuşsun? Ateş beni unutmamış. Hay Allah, yine mi o Ateş? Kim söyledi? Şu Faruk, Ateş'i tanıyor. Karısından da ayrılıyormuş, biliyor musun? Canım sana ne bunlardan? Yediğin kazıklardan bıkmadın mı? Akıllanmadın mı daha? Yeliz, bir de evlenmişsin bu arada. Kim bu şanslı adam? Hilmi'yi tanımıyor musun? Tanıyorum. Yeliz'in evlendiği adam Hilmi. Aa! Bir yaşıma daha girdim. Ne iş bu? Bizim çapkın Hilmi ha. İnanmam vallahi. İster inan, ister inanma. Yıldırım aşkı desenize. Biraz evvel sordum, sen daha evlenmiyor musun diye. Hiç sesini çıkarmadı. Şaka mı yapıyorsunuz? Maalesef şaka değil, gerçek. Bravo. Bravo. Peki ama şunu anlayamadım. Yeni evlisiniz ve Hilmi Almanya'ya gidiyor. Sen de mi gidiyorsun yoksa? Almanya'ya mı? Bilmiyor olamazsınız. Bir ay sonra gidecekmiş. Bugün sürprizler günü, bakalım daha başka neler öğreneceğiz. Siz bilmiyor muydunuz? Yani Yeliz Hilmi'nin karısı ve bilmiyor. Siz benimle dalga mı geçiyorsunuz Allah aşkına? Karısı değil misin sen, biliyorsundur değil mi Yeliz? Biliyorum da daha tam olarak kesinleşmediği için söylememiştim sana. Hı-hı. Seda bu huyumu bilir değil mi Seda? Ben sorarım Hilmi'ye böyle gizli gizli. Biz de onu dost biliriz. Hilmi! Nerede Hilmi? Geldiğinden beri mutfaktan çıkmadı. Yanında da Esra. Vır 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 vır. Ben mutfaktan soda alıp geleyim. Bir şey ister misiniz? Oh be! Sonunda herkes gitti, biz bize kalabildik. Dağ gibi bulaşık yığıldı. Sen hiç tasalanma karıcığım. Biliyorsun Yeliz ve Hilmi yüzünden evin bulaşıkçısı ben oldum. Neden bizim yüzümüzden? Anlayamadım. Serdar'la iddiaya girmiştik de Serdar'ın aklı yatmamıştı sizin anlaşmalı evlilik yapacağınızı. Kesinlikle kabul etmezler demiştim. Ve bunun karşılığında bir yıl bulaşıkları yıkayacağıma söz verdim. Bu anlaşmadan zararlı çıkan sen oldun ha. Oh, zavallı. Sen gül bakalım. Benim de güleceğim zaman gelecek. Kızma. Kızma, size taksitle bir bulaşık makinesi alırız, olur biter. Sen onun yakındığına bakma. Serdar bana hep yardım ederdi. Ne var ki en sevmediği iş bulaşıktı. Yani sorun o. Ben de kalkayım artık. Ay. Kalkamıyorum. Ay, zaten mı sürdünüz bu koltuğa? Yeliz. Rahat bırakın beni. Selda, hatırlıyor musun? Biz daha nişanlıyken bunu iyi dinleyin mi?
Hay Allah. Gülmekten anlatamayacağım. Garsonu dansa davet etmişti. Garson ne yapsa beğenirsin. Öyle şaşırdı ki geri geri giderken ayağa takılıp boylu boyunca yere yuvarlandı. Sadece yerinden kalkamıyorum. Biraz başım dönüyor o kadar. Hadi rahat bırakın bakayım arkadaşımı. Hilmi, şu Almanya işi nedir bakalım? Daha belli değil, bir ihtimal. Geçen gün pasaportla uğraşırken Ayşen'e rastlamıştım. O mu bahsetti? Şu bir yıllığına gitme meselesi mi? Gerçekleşiyor mu yoksa? Oradaki klinikten mektup geldi fakat bazı evrağı istediler. Ben de yolladım, bekliyorum. Öyleyse İstanbul tayinini beklemen şart değil de senin. Yok, tayinimin olması şart. Döndüğümde aynı yerde işe başlamak isterim çünkü. Hı-hı. Boşanma da olmuş olacak bu arada. Benim hesabıma göre öyle. Yeliz'cim, demek ateş karısından boşanmış. Yeliz'in şu meşhur ateşi mi? Başka kaç tane ateş tanıyorsun sen? Size ne bundan? Çok kötüsün Selda. Tamam, anlaşıldı. Ben bir şey söylemedim. Ateşin adını bile anmadım, değil mi çocuklar? Kimmiş bu ateş, merak ettim şimdi. Yeliz'in büyük aşkı. Yani eski sevgilisi. Serdar, çizmeyi açtın ama. Abartıyorsun Yeliz, yasak mı yani ateşten söz etmek? Kesin şunu canım. Tamam, ben kalkıyorum artık, saat 12 geçiyor. Birlikte gelmedik mi, ben bırakırım seni. Kendim gidebilirim. Bu saatte taksiyi zor bulursun. Benim Düldül ne güne duruyor? 12'yi 5 geçe evdesin. Sahi Hilmi, Esra'dan kurtulabildin mi? Bu kadar çenesi düşük birini tanımadım. Esir alıyor insanı. Biraz da kaçık. Esra'nınki hastalık, sen bilmezsin. Tansiyon işi mi? Hiç sanmam, uyduruyor. Nabzına baktım, normal. Nabız mabız, ne alıyoruz? Bırakın canım. O kızda hiç utanma arlanma yok. Her gördüğü erkeğe asılır. Belli, evet. Ben evliyim diye uyardım. Olsun, hiç önemi yok demez. Bu yalanlara karnımız tok oğlum. Boş versene. 2 dakikada hayatını anlattı neredeyse. O kızın psikolojik tedaviye gereksinimi var. İşte bu doğru. Doktorunuz tedavi eder artık. Ben o işlere bakmıyorum. Hadi çıkıyor muyuz? Hanım, bak şimdi maç başlıyor, gürültü istemem. Gürültü mü yapıyorum ben? Şurada sessiz sessiz bamya yıklıyorum. İnanmıyor musun? Maçın üstü de iyi gider. Çok severim bamyayım. Bak, kart olanları da katıştırmışlar içine. Kaşla göz arasında. Hayret ki ne hayret. Bak, bu ligin en önemli maçı ha. Kapı çalarsa kapıyı bile açmayacaksın. O niye o? Üstüme iyilik sağlık. Çok önemli hanım. Çok önemli dedim ya. Anlamıyor musun? Şu çok önemli maçlar hiç bitmiyor ki. 2 günde bir çok önemli maç. Bu nasıl iş? Bu akşam Yeliz'e gidiyoruz, unutma. Maç biter bitmez çıkalım da gecikmeyelim. Bak gördün mü? Çağırmıyorlar diye boşuna başımın etini yedin durdun. Yine de içime bir kurt kemiriyor. Bırak bunları hanım, zorla derdarama kendine. Hadi aslanlar, gösterin kendinizi. Avrupa Kupası'nda aslanları, vay be. Koşun biraz ya. Koşun şu topu peşinden. Ne oluyor bunlar ya? Son dakika. Hadi bir gol. Hadi oğlum. Hadi be. Engin, ne sıplayıp duruyorsun öyle? Biraz sakin ol. Engin. Engin. Şaka mı yapıyorsun? Neden attın kendini yere? Engin, ne oldu sana? Komşular! Komşular, yetişin! İnter kurtaran lazım! Allah'ım, Allah'ım, sen yardım et! Sen yardım et! Sen yardım et! Bu geceyi bir atlatsak... Telaşlanma, atlatırız. Mutlu görünmeyi başarabilecek miyiz? Çok heyecanlıyım, niçin? Bekledikleri gibi olmaya çalışacağız. Elimizden geleni yapacağız. Yemekler çok kötü oldu. Hepsi çok güzel görünüyor, aldırma. Nerede kaldı bunlar? Birazdan gelirler. Önce iyi görünüp sonra mı tartışacaktık? Yoksa başka sefere mi tartışacaktık? Ben de karıştırdım şimdi. Peki kavgayı ertelesek? Evet. İlk konuştuğumuz gibi olsun. Kavgayı sizinkilere ya da bizimkilere gittiğimizde çıkarırız. Kim başlatacak? Bilmem ki. Sen başlat. Çünkü tartışmayı hep kadınlar başlatır. Yok, ben öyle planlı olunca yapamam. O zaman sen de canın ne zaman isterse o zaman parlayabilirsin. O kadar kolaysa sen yaparsın. Annem nasılsa bir gıcıklık yapar. Onu bahane edersin. Yoksa ayrılamayız, ona göre. İçeride yüksek sesle tartışırız. Önce prova yapmak için buluşmamız gerekecek. Hani beni kızdırmak kolaydı? Yeliz, şimdi seni kızdırabilir miyim? Kızdır hadi. Kızmayacağım. Dene hadi. Şu ateş denen adam nasıl biri? Seni ilgilendirmez. Onun adını bile duymak istemiyorum. İşte başardım, gördün mü? Seni kızdırmak çok kolay. Sizinkiler de gecikti yani. İki tarafta sahaya geç çıkacaklar anlaşılan. Sahaya çıkan biziz, onlar değil. Sağ dedik de bugün milli maç vardı. Son dakikada bir gol atmış bizimkiler. Baban sevinçten uçuyordur herhalde. Dur ben bakarım.
Alo. İyi akşamlar. Adamın biri ben babanım diyor, adı Feyyaz'mış. İyi ya, Feyyaz benim babamın adı. Alo, affedersiniz babacığım. Birden sesinizi alamadım da. Hilmi mi? Peki vereyim. Hilmi! Hilmi, baban istiyor seni. Alo baba. Ha? Ha. Anladım. Kalp masajı yapmamış da. Keşke orada olsaydım. Hay Allah. Hemen geliyoruz. Tam bizimkiler gelecekken acil hasta mı çıktı şimdi? Üf, şans diye buna derim ben. Gel otur şöyle. Otur. Dinle. Baban bir kalp krizi geçirmiş. Kalp krizi mi? Benim babam. Akşamüstü olmuş. Olamaz. Neden olsun? Hayır. Benim babam kaya gibi sağlam bir adamdır. Şimdi hastanedelermiş. Maçın sonunda olmuş. Ne olmuş? İyi miymiş şimdi? Hadi gidelim hemen. Nerede? Hangi hastanede? Hadi gidelim. Hemen gidiyoruz. Evet ama durum çok ciddi. Dur dur, fırını kapatayım. Hı hı. Tüh, bunca yemek. Ne diyorum ben? Uf, ne diyorum? Toparlar değil mi kendini? İyiyiz. Hemen toparlar değil mi? Anlamıyorsun, durumu çok ciddi. Üzgünüm. Yoksa her şey öylesine hızlı olup bitti ki inanmak zor. Zor günlerdi ama biliyorsun ölüm karşısında hepimiz çaresiziz. Kendini suçlamaktan da vazgeç artık Yeliz. Hiç olmazsa son günlerinde iyi davransaydım ona. Meğer babamı ne kadar çok seviyormuşum ben. Keşke daha önce anlasaydım bunu. O zaman her şey daha farklı olabilirdi. İşte yine kendini suçluyorsun. Böyle düşünmenin ne yararı var, söyler misin? Bak, benim babam öldüğünde daha ortaokuldaydım. Doğru dürüst tanımıyordum bile babamı. Ben de o günlerde öldüğü için hep babamı suçlamıştım. Çocukluk işte. Bunların hiçbir yararı olmuyor ölene. Babam çok değerli bir insandı. Ben hep kötü davrandım ona. Keşke sil baştan yeniden yaşayabilsek. O zaman hatalarımızı belki tamir edebilirdik. Kim bilir? Belki aynı hataları yeniden yapardık. Hepimiz aynıyız. Bazı şeylerin değerini onu yitirince anlıyoruz nedense. Daha 55 yaşındaydı. Kimin aklına gelirdi ki? Hiçbirimiz bilmiyorduk kalbinin zayıf olduğunu. Beyhan teyze biliyordu. Doktorlar uyarmışlardı. Keşke bize de söyleseydi. Bana, Sinan'a. Sinan da perişan oldu. Biliyorsun Sinan babama çok düşkündü. Hı hı. O benden çok daha berbat durumda. İhmal ettiği için, arayıp sormadığı için. Pişmanlığın bir yararı yok artık. Yeliz yeter. Oo, bebeğime bir bakayım teyzesi. Ben de geleyim. Unutmadan söyleyeyim. Babam en mutlu günlerini senin evlenmen sırasında yaşadı belki de. İnan bana, sahte de olsa şu meşhur nikah babanı çok mutlu etti. Oo, uyanmış bak Selda, uyanmış. Ay, canım bu. Kızım uyanmış. Gel bakayım annene, gel yavrusu. Yeliz, şu biberonu verir misin? Tabii veriyorum. Oo, bu süt soğumuş. Biraz ısıtayım mı? Yok yok, minik kızım soğuk süt seviyor teyzesi. Ay, çabuk ver, dayanamıyor. Ay, şuna bak nasıl acıkmış. Çok tatlı bir kızım var Selda. Kime çekmiş? Bana çekmediği kesin. Bak burnu aynı Serdar. Gözleri de tıpkı ben değil mi? Yarısı senden yarısı Serdar'dan. Tam bir karışım. Uyuyuverdi. Şuna bak, sütünü bile bitirmedi. Tıpkı bir melek gibi. Bebek doğunca anladım ne büyük bir emekle büyütüldüğümüzü. Cennet anaların ayağının altındadır diye boşuna dememişler. Cennette yerin ayrıldı desene. Neden çocuk doğurdum sanıyoruz? Ben de sahtekarlık yapıp annemin babamı kandırdığım için cehennemlik oldum herhalde. Tam tersi. İyi ki yapmışsın. Hiç olmazsa son günlerinde babanın yanında olabildin. Ne planlar yaptık değil mi? Hı. Ama yaşam oyun oynamaya gelmiyor. Bak neler oldu. Aslında ne yalan söyleyeyim, hepsi boşunaymış. İşin doğrusu ben birbirinizden hoşlanacağınızı ve bu evliliğin gerçekten iyi olacağını sanıyordum. Buna inanıyordum. Hiç şaşırmadım çünkü sen müthiş hayalcisindir. Hayalleri olmayanların gerçekleri olmaz demiyor muydum ben hep? Bunu kafana iyice sok.
Felsefeci oldun diye her şeyi filozofça düşünmek zorunda değilsin. Felsefeyle ne ilgisi var bunun? Sen her zaman çok romantik düşlerle oyalanırsın. Demek bizim için de romantik düşler kurmuştun. Ha? Hem de ne düşler. Görür görmez birbirinize vurulacağınızı düşündüm. Çünkü uygun bir çift olacağınıza inanıyordum. Böyle saçma sapan düşüncelerin olsa da seni çok seviyorum. Sen bana her zaman destek oldun. Hadi hadi bırak şimdi bunları. Hilmi'yi kaçırdın işte. Bak Hilmi Almanya'ya gideli neredeyse 6 ay oldu. Hesap yapayım bakayım. Ekim, Kasım, 8 ay olmuş. Ve ben hala onunla evliyim. Babam birdenbire ölünce boşanma işini erteledik. Ve Hilmi Bey'imiz de Almanya'ya gitti. Annene söyleyebilseydik. Hiç olmazsa onun yalnız kalmaması için. Ah, evet, en çok bunun için istiyorum boşanmayı. Kadıncağız yeni yeni kendisine geliyor. Biraz daha bekleyelim. Sonra evi kapatır annenin yanına taşınırsın. Hem boşu boşuna kira ödemekten de kurtulursun. Ay, ev sahibi kirayı %100 arttırdı biliyor musun? Kazancımın çoğunu kiraya yatırıyorum. Şu işe bak, boşu boşuna. Biraz daha sık dişini. Para sıkıntısı dışında bir şikayetim yok. Sahte eşim uzaklarda ve ben çoğunlukla annemin yanında kalıyorum. Biliyor musun, geçen gün ağzını aradım. Senin yanına taşınayım anne dedim. Azarladı beni. Olur muymuş öyle şey? Kocam gelirse ne yapacakmışız? İç güveys mi olacakmış? Ayrılıp ayrılmamanız önemli değil artık. Evliliğiniz görevini yerine getirdi. Planlarımın ilk bölümü gerçekleşti. Her ikinizin de tayini İstanbul'u oldu. Sen bundan sonrasını zamana bırak. Hem para sıkıntısı çekiyorsan bana gel. İstifa et öğretmenlikten, bebek bakıcısı ol. Sana daha çok maaş vereceğim gerçekten. Bu bir iş teklifidir, unutma. Saçmalama. Ne zaman işin olursa beni çağır, seve seve bakarım. Günde 4 saat derse gidiyorum, kalan zamanımı sana ayırabilirim. İş teklifimi ciddiye aldım bakıyorum. Şaka yaptığımı biliyorsun. Hem annem 2 sokak ötede oturuyor, seni yorar mıyım hiç? Ben seni az yormadım Selda. Yeliz, Yeliz. Ateş. Sen burada mısın? Rastlantı değil, okulunu öğrendim. 1 saattir senin çıkmanı bekliyorum Yeliz. Sahi mi? Seni bulmak zor olmadı. Faruk söz etti senden. Arkadaşının adı neydi? Ha, Selda. Onlarla karşılaşmışsınız. Beni mi arıyordun? Evet, bir süredir. Çok şaşırdım birdenbire böyle. Böyle ayaküstü olmaz. Zamanın var mı? Bir yerde otursak biraz. Tabii, niye olmasın? İşte böyle hepsini anlattım sana. Bunca yıl, bunca yıl hepsini düşündüm. Peki karın? Evliliğim çok kötü gitti. Sözünü bile etmek istemem. Hocamın kızı olduğu için üzerimde baskı kurmak istedi her zaman. Bir kabus gibiydi olanlar. Anlatması çok zor. Kısacası berbattı. Hayatımın 7 yılı boşa gitti. Boşa gitmiş sayılmaz. Kariyer yaptın, önemli adam oldun, öyle değil mi? İnan hepsi boş. Boşmuş. İnsan bazı şeylerin değerini yitirince anlıyor. Bu sözü son günlerde çok sık duyuyorum. Anahtar sözcük bu mu? Bana kızdığını biliyorum. Ama inan, hayattan dersimi aldım ben. Karından ayrıldın mı? Evet, ayrıldık. Çok oldu. Üzüldüm. Benim adıma sevinmelisin. Seni onun için terk ettiğimi düşünüyorum da kendimi hiç affetmiyorum. Benim eşim sen olmalıydın. Bunu hep düşündüm. Lütfen Ateş, bunlardan söz etmeyelim. O günlerde aklım bir karış havadaymış. Şimdi olsa bilemezsin nasıl pişmanım. Sana olan sevgim hiç bitmedi Yeliz. Lütfen böyle konuşma. Sakın bana sevgiden söz etme. Neden? Ne var bunda? İkimiz de özgürüz, değil mi? Ben değilim. Özgür değilim. Ne demek o? Evliyim ben. Olamaz. Şaka yapıyorsun. Beni üzmek için söylüyorsun. Arkadaşın Faruk bunu söylemedi mi sana? İnanmıyorum. İnanmıyorsan sana evlilik cüzdanımı göstereyim, dur. Çok büyük olduğu için yanıma almamışım ama bak. Nüfus cüzdanımda yazıyor işte, bak şurada. Yeliz Gürel. Gürel oldun öyle mi? Evet, inandın mı şimdi? Niye susuyorsun? Benden daha fazla şaşırman olanaksız. Senin o kızla evlendiğini duyduğumda ben senin kadar sakin olamamıştım. Ben sanmıştım ki, affedersin, bilmiyordum. Ömür boyu seni bekleyeceğimi sanıyordun değil mi? Demek ki yanılmışsın. Hem de çok yanılmışsın. Yapma Yeliz, yine etkilemiş seni o alçak.
Ateşi tanıyorum, onun gibileri tanıyorum. Bencil, çıkarcı, hırslı. Hem sen evlisin. Ay yeter artık, evli falan değilim. Bu evlilik işi gereğinden fazla uzadı zaten. Hilmi Bey'iniz gelir gelmez de bu kağıt üzerindeki evlilik bitecek. Anne, Beyhan teyze hazır değil daha. Ben anlatırım anneme, hepsini anlatırım. Ben Ateş'i seviyorum dedim, o anlar beni. Sen anlamıyorsun ama o anlar. Sen bilirsin canım. Bu senin hayatına artık karışmayacağım. Artık seni etkilemeye çalışmayacağım. Bu sorumluluğu da almak istemiyorum. Selda, hayatıma bir çeki düzen vermek zorundayım artık. Ateş çıkmasaydı karşıma yine boşanacaktım, öyle değil mi? Sen öyle diyorsan öyledir. Ah, Hilmi de benim aşkımdan ölmüyor herhalde. Aşktan kim ölmüş, o eskidenmiş. Ben artık yalnız olmak istemiyorum. Hoş geldin. Hoş bulduk. Girsene. Bir merhaba demek için uğradım. Müsait değilsen... Gel gel lütfen. Burası senin evin sayılır. Şöyle geç istersen. Ne güzel olmuş bu ev. Sen de öyle. Teşekkür ederim. Bir şey içer misin? Çay, kahve ya da soğuk bir şey? Ne olur kusura bakma, ortalık biraz dağınık. Günlerdir sınav kağıdı okuyorum. Yorulma, ben biraz oturup kalkacağım. Aradan onca zaman geçti. Çok değişmişsin. Cenazeden sonra en son o zaman görüşmüştük değil mi? Evet. Uzun aylar geçti ve biz hala yaşıyoruz. Hatırlatıp seni üzmek için söylemedim. Ama ben seni hep o geceki halinle hatırladım. Şiş ve kızarık gözlerimle, ağlamaktan morarmış yüzümle. Hayır 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 hayır. Hani Selda'lardaydık. Ay. Hatırladım. Ama bir kısmını. Sonra film koptu zaten. Beni kıskandığını düşünüp mutlu olmuştum. Yok canım, niye kıskanayım? Bilmem, öyle sandım. Hiçbir şey anımsamıyorum. Şaka maka, sana alışmışım biliyor musun? Ben bir kahve içeceğim, ister miydin? Ben de içerim. O zaman iki dakika bekle, hemen geliyorum. Çiçekler harika olmuş. Vitamin mi veriyorsun bunlara? Yok canım, yalnızca su veriyorum. Çiçek seviyorsun ha, hiç bilmiyordum. Süt ister misin kahvene? Yok, istemem sağ ol. Almanya nasıl? Alışabildin mi? Alışmam kolay oldu diyemem. Dil açısından epeyce zorluk çektim. İki ay kadar gerizekalılar gibi konuşmadım. Hep dinledim. Sonra alışmaya başladıkça dilim de çözüldü. Her şey kolaylaştı. Sonra da özlem başladı. Gittiğine değmiştir umarım. Mesleki açıdan harika oldu. Hep benden konuşuyoruz. Annen nasıl, durumu biliyor mu? Anlattın mı olanları? Anlatamadım. Babamı kaybettikten sonra kendine gelemedi pek. Üzmek istemedim onu. Sen istersen... Annen hiç üzülmeyebilir. Nasıl olacak bu? Biz boşanmayız, o da üzülmez. İyi bir çözüm değil mi? Ha, ben de bunu konuşmak istiyordum seninle. Bak, nasılsa bitecek. Bir an önce olsun. Ben anneme söylemem, daha sonra alıştıra alıştıra söylerim. Yani ayrılacağımızdan söz etmeyeceksin öyle mi? Neden bu kadar acele ediyorsun? Bir anlamı yok. Babamı kaybetmeseydim çoktan bitmiş olacaktı bu iş. Bir an önce bitirelim sen buradayken. Sen kesin kararlısın. Tabii tabii kararlıyım. Biraz daha düşünemez misin? Neyi düşünemez mi? Belki diyorum... Belki bizim bu yolla da olsa bir araya gelmemiz bir şans olabilir. İnan orada hep seni düşündüm. Belki... Daha başlangıcı yanlış olan bir ilişki bizimki. Bence biz uygun bir çift olabiliriz. Deneyebiliriz. Biz uygun bir çift değiliz, olamayız da. Bunu bilemezsin. Denemedik ki. Madem böyle düşünüyordun, niçin o kadar uzaklara gittin öyleyse? Çok zor bunu anlamak. Önceden ayarlanmıştı. Hem sen çok uzaktın. Gitmem seni etkileseydi anlardım. Belki vazgeçerdim. Belki seni de alıp götürürdüm. Hiçbir şey anlamıyorum, iyice kafam karıştı. Hayatımı düzenlemek zorundayım artık, böyle yaşayamam. Özür dilerim. Üzülme. Üzülme, temizlerim. Bana karşı hiçbir şey duymuyor musun? Duymuyorsun. Kafam karıştı, bilmiyorum. Bilmiyorsan biraz düşün, lütfen. 15 gün buradayım. Her gün görüşelim, birbirimizi anlamaya çalışalım. Buna hiç gerek yok. Zaten bu iş başından yanlıştı. Yanlış üzerine bir hayat kuramayız. Neden olmasın Yeliz? Denemeye değer. Ben denemek istemiyorum, çok yorgunum. Tek istediğim bu karışıklıktan, bu yalandan kurtulmak. Bunun en doğrusu olduğuna inanıyor musun gerçekten? Evet, inanıyorum. Öyleyse hemen gidelim mahkemeye, istediğin olsun. Hilmi, nasıl hissediyorsun kendini? Nasıl olsun?
İnsan sevdiği bir şeyi yitirince nasıl hissederse öyle. Geçen yıl evrak çantamı takside unuttuğumda da böyle olmuştu. Bakıyorum da yeniden bekarlığına kavuşunca espri yeteneğin arttı. Her neyse, her şey bitti ve ben bu gece yolcuyum. Uçağın 8:30'daydı değil mi? Evet, 8:30'da. Üstelik bir saat öncesinde orada olmalıyım. Aa, biz götürürüz seni. Buna hiç gerek yok, kendim gidebilirim. Kendin gidebilirsin elbette. Ama biz senin bırak... Yok, ben kendim gidebilirim. Şu haline baksana. Yalandan evli olduğun halde boşanınca eşekten düşmüşe döndün. Ya bir de sahiden evli olsaydın ne olacaktı? Yanmıştık desene. O konuyu hiç açmayalım lütfen. Bu gece gidiyorum. Belki bir daha dönmemek üzere. O nereden çıktı şimdi? Bir daha dönmemek üzere ha? Klinik şefi orada kalmamı istiyordu. Düşündüm de neden olmasın ha? Hayat boyu orada kalmamam için bir neden yok. Hem böylesi daha iyi. Bunları sen mi söylüyorsun? İnanamıyorum. Sen oraya bir şeyler öğrenmeye gitmedin mi? Bu memlekete yazık değil mi? Dönüp kendi insanlarına hizmet etmektense orada kalmayı yeleceksin öyle mi? Sana hiç yakıştıramadım Hilmi. İnanma. Hilmi Almanya'da uzun süre kalamaz. Beni buraya bağlayan hiçbir şey yok. Yeliz'i kastediyorsun. Sen hatalısın Hilmi. Madem Yeliz konusunda ciddiydin, neden bu zamana kadar bekledin? İşte daha dün boşandınız ve bugün böyle konuşuyorsun. Şimdiye kadar aklın neredeydi derler böyle durumlarda. Arkadaşını tanımıyor musun? Nuh dedi mi peygamber demez o. Yeliz'in ne hissettiğini anlamak olanaksız. Ya çok duygusuz biri ya da duygularını gizlemekte çok başarılı. Bence onun da kafası karışıktır. İki ateş arasında kaldı. Sen nereden biliyorsun bunu? Neyi nereden biliyorum? Yoksa bilmediğimiz bir şey mi var? Anlat bakalım sevgili karıcığım. Anlatacak bir şey yok. Ben senin ses tonundan anlarım Selda. Senin gizlediğin bir şeyler var. Boşanmayı bu kadar hızlandırdığına göre Yeliz belki de birine tutuldu. Ha? Bildin mi? Yok canım, öyle bir konu yok. Nasıl bir konu var canım? Hadi çekinme söyle. Aramızda yabancı yok. Hem bunların hepsi senin başının altından çıktığına göre. Aman Serdar, iyilik olsun diye yaptım hepsini. Sen de durup durup başıma kakıyorsun. Sen bunları bırak da söyle bakalım. Yeliz neden apar topar boşanmak istedi? Şu eski hikaye. Yeni bir şey değil. Olmaz. Ateş denen adam yine. Ateş karısından boşanmış. Yeliz'e asılıp duruyor. Pişman adam rolleri oynuyor. Yeliz önce ben evliyim falan demiş, sonra olanları anlatınca. Vay canına, meğer iş sandığımdan da karışıkmış. Demek bunun için acele etti boşanmakta. Sen hiç konuşma Hilmi. Yeliz öyle kolay lokma değildir. Madem ilgin vardı gösterseydin, doğrusunu yapsaydın. Neydi doğrusu? Yeliz'in bir tek erkek arkadaşı oldu. O da Ateş. Onun olumsuz etkilerini silebilmek için biraz farklı davranmalıydın. Sen ne yaptın? Bize geldiğinizde Esra'nın ağzına düşüyordun neredeyse. Ne biçim konuşuyorsun Selda? Affedersin Hilmi. Ne dediğimi bilmiyorum. Ben ikinizi birbirinize çok yakıştırıyordum. Olanlara çok üzüldüm. Hepsi bu. Boş ver, kızmadım. Sen haklısın Selda. Fakat benim öyle büyük aşklarla savaşacak zamanım yok. Olan oldu. Bu iş bitti artık. Evet, artık yakınmanın bir anlamı yok. İşin gerçeği pek aşkla denemez buna. Yeliz'inki çocukluk aşkı gibi bir şey. O daha 17 yaşındaydı Ateş'i tanıdığında. Terk edilince daha da büyüttü gözünde, daha da önemli oldu. Başka türlü olsaydı çoktan unutmuş olurdu. Artık bu konuyu bırakalım Selda. Şimdi iyice sıkıldı canım. Gördün mü? Mücadele etmeye hiç niyetin yok senin. Ne diyorsun sen Selda? Bak, bugün gidiyorum. Mektupla mı mücadele edeceğim? Orasını ben bilemem artık. Zaten artık kimsenin işine karışmamaya söz verdim. Hey, saat 7 olmuş. Artık çıkalım yoksa uçağı kaçıracağız. Yeliz'i kaçırdık, uçağı kaçırmışız. Önemli mi yani? Sen bayağı kaptırmışsın kendini oğlum. İşte gerçekten evleniyorum bu kez. İnanamıyorum. Evlenmem diyenden korkmalı. Bu ikincisi, hem daha boşanalı 2 ay bile olmadı. Hatırlatmasan olmaz mı? Pişman olursan bana yakınma, ben seni uyardım hem de defalarca. Pişman olmayacağım, göreceksin. Senin yerinde olsam Ateş'in ilk karısını bulup sorardım. Böyle cumburlop evleneceğime. Annem de böyle söylüyor. Ama ben Ateş'e güveniyorum, boşuna çeneni yorma. Tamam sustum. Tek istediğim mutlu olma. Mutlu olacağım, kesinlikle. Şuraya yazıyorum bak. Anne, neler oluyor? Yeliz iğne ipliğe dönmüş. Bir derdin mi var yoksa? Bilmiyorum ki oğlum. Bana da bir şey anlatmıyor ki. Baban öldü. Hemen arkasından Yeliz de boşandı biliyorsun. Deli kız bizi o kadar zaman oyaladı. Hı hı. Düşünüyorum da hala inanamıyorum. Hilmi çok iyi bir insandı. Keşke onunla sahiden evli olaydı. Nereden bilelim? Bizi de kandırmışlar, herkesi de. Ben de hatalıyım. Çok uzak kaldım. Pek görüşemiyorduk son yıllarda. Ama bilirsin Yeliz hep burnunun dikine gider. Babamla da o yüzden geçinemezlerdi ya. Rahmetli babam pek sevmişti Hilmi'yi. Anası babası da iyi insanlardı. Ben de inanmıştım. Sanki
Sanki o zamanlar Yeliz daha mutluydu. Şimdi yüzünde öyle bir hüzün var ki. Yok yok, ben gidip onunla konuşacağım. Aklın şimdi mi başına geldi oğlum? Kızı kendi haline bıraktık hepimiz. Şimdi iş işten geçti. Sen biliyorsun değil mi? O ateş denen adamı hiç gözüm tutmamıştı. Bir ön sezi gerçi. Burnu büyüğün biri o adam. Küçük dağları o yaratmış sanki. Öyle öyle. Ya anası babası? Onlar daha da beter. Sonradan görmeler ne olacak? Hele o kayınvalide yok mu? Her şeye burun kıvırır. Beğenmez. Sosyetik olacağım diye. Anasını babasını boş ver de. Yahu bir yıl oldu evleneli. Yeliz'in yüzünün güldüğünü hiç görmedim. Gidip yapışacağım o adamın aman yakasına. Aman oğlum sakın karışma. Evlilik dediğin iki kişi arasında bir bağ. Karışmak doğru olmaz. Yanlış düşünüyorsun anne. Yeliz kapılmış gidiyor. Dönüp bir aynaya baksa bak görecek. Bak oğlum sakın burnunu sokma sakın. Neden korkuyorsun? Ne var bildiğin? Bildiğim bir şey olduğundan değil. Yeliz çok yoruluyor zaten. Evde de yoruluyor işte de. Bir de biz canını sıkmayalım. Kocasını da beni rahatsız eden bir şey var. Nedir ben de bilmiyorum. Ama öğreneceğim. Zamanla yoluna girer. Bak sen de evlisin. Sen de zorluklar yaşadın. Gelin hanım ilk yıllar bizimle görüşmeni istemedi. Seni bizden uzaklaştırdı. Bak şimdi öyle mi ya? Biz de onu çok seviyoruz. O anne da bizi... bu öyle değil ki. Yeliz sanki bir robot olmuş. Duygularını yitirmiş gibi ne gülüyor ne ağlıyor. Cansız, keyifsiz. Yok ben bu işi öğreneceğim. Kaç tane kardeşim var benim ya. Bir şey olsa Selda'ya söylerdi. Bize söylemesi de onu anlatırdı. Soruyorum merak etme Beyhan teyze. Yeliz halleder diyor. Neyi halledecek diyorum. Her evlilikte olur bazı şeyler. Yeliz üstesinden gelir diyor. Gördün mü? Demek ki üstesinden gelinecek önemli bir sorun var. Ama ne? Evlerine de gitmek gelmiyor içimden. Rahatsız oluyorum nedense. Giriyorsun. Damat yerinden bile kalkmıyor. Adamın ağzından iki laf çıkmıyor. Ne yapayım? Öyle olunca da... Bu dediğin doğru. Beş karış suratla karşılıyor insanı. İlk günden beri. Yeliz hata yaptı hata. Hilmi gibi biri olaydı bunlar olmazdı. Rahmetli babanla öyle güzel anlaşırlardı ki. Bir sevimlilik vardı üzerinde. Kendini sevdirirdi hemen. Onu da aklım almamıştı ya zaten. Git hiç tanımadığın bir adamla evlen. Neymiş? Eş durumundan tayini olacakmış. Duyulmuş şey değil. Neyse ne oğlum geçti gitti. Sen bugüne bak. Geçenlerde uğradım da çocuk yapmayacak mısın kızım diye sordum. Aman anne Allah korusun demez mi? Niye o diyecek oldum? Hiç sesini çıkarmadı. Güzel kızım. Ne zamandır görünmüyorsun anlat bakalım. Ne olsun Beyhan teyze. Ücretsiz iznim bitti işe başladım. Kızımı kreşe verdim koşturup duruyorum. Ben sana dedim getir bana ben bakarım dedim demedim mi? Ben de yalnızım. Can yoldaşı olurdu bana. Annem de bakarım dedi ya yoruldu kadıncağız. Ablamın oğlunu o büyüttü ona yük olmak istemedim. İyi ya bana getirseydin ya. Bak bir başıma oturuyorum koca evde. Yeliz'in de doğurmaya niyeti yok. Orası öyle Yeliz çocuk istemiyor. Çocuksuz evlilik olur mu kızım? Bir çocuğu olsa ne bileyim yüzü güler belki. Benim bildiğim Yeliz'e istemiyorum dediyse kesinlikle yapmaz. Bu kızın bir derdi var ama. Sana da anlatmıyormuş ama belki tahmin edersin. Beyhan teyze seni üzmek istemem ama görünen şu. Yanlış bir evlilik. Yağmurdan kaçarken doluya tutuldu Yeliz. Bilmez miyim? Hissediyorum. Mutlu değil. Hiç değil. Belli etmek istemiyorum. Kolay mı gizlemek? Benim tahminim şu. Ateş daha önce hocasının kızıyla evliydi biliyorsun. Ondan boşanınca araları bozuldu. Hocası ona destek olmayı kesti. Hatta köstek olmaya başladı. Bir arkadaşımız var adı Faruk. Ateş'le aynı yerde çalışıyorlar o anlatıyor. Yeliz lafını bile etmiyor. İşin doğrusu Ateş çok hırslı bir adam. Hırsı her şeyin önünde geliyor. Zaten ilk evliliğini mesleki çıkarı için yapmış. Vah kızım vah. Yeliz'in ne suçu var bunda? Yok ama adamın huyu bozuk. Yeliz'i sürekli küçük görüyor. Dengesizin biri. Hani çok seviyordu kızımı. Bu muymuş sevmek? Tanıdığımız Ateş'se kimseyi sevemez Beyhan teyze. O yalnızca kendini sever. Sinan çok kızıyor. Gidip döveceğim diyor ama. Olacak şey mi? Olur mu canım? Ormanda mı yaşıyoruz? Daha yolun başındalar kızım. Ayrılsınlar o zaman ne yapalım? Buna da alışırız. Yeliz hiç dert yanmıyor ki. Ama görünen köy kılavuz istemez. Hepimizden korktu. İyice içine kapandı. Sen yaparsın Selda. Yine sen halledersin bu işi. Bir anla bakalım. Belki yardıma ihtiyacı var da söyleyemiyor. Benim kızımda da suç var. Boşanmış adamla öyle hop diye evlenilir mi? Ben ona söyledim. Ateş'i çok eskiden tanıyoruz. O zaman da böyleydi. Aşkın gözü kördür derler. Yeliz kör gibi olmuştu. Durup dururken gidip o kızla evlenmişti diye niye uğradığımızı şaşırmıştık. Bu nasıl sevgi ben de anlamadım. Sevdacığım sen yarın bir uğrayıver Yeliz'e. Bir kurcala bakalım. Ona göre biz de biliriz yapacağımızı. Sahipsiz değil ya bu kız. Abi var ben varım. Çeker alırız. Kendi kendimize gelin güvey oluyoruz ama gideceğim. Son bir kez söz vermiştim çünkü. Bir daha senin işlerine karışmayacağım. Bırak şimdi sözüm özü. Kız elden gidecek.
Sen gelmiyorsun ama bak ben geldim. Hoş geldin. Ateş yok mu? Biraz geç gelecek bugün. İsabet. Ne zamandır görüşmüyoruz. Şöyle rahat rahat dertleşiriz. Benim derdim yok ki. Derdin var dedin mi? Asıl dertli olan benim. Oh, senin ne derdin olacak ki? İnanamıyorum. Bu kadar mı ilgisizsin çevrene? İlgisiz değilim de senin işlerin hep yolunda gider. Şaka sandım. Şaka değil Yeliz. Bilmiyorsun başıma gelenleri. Ne oldu Selda? Önemli bir şey değil ya. Sana önemsiz gelebilir. Yok. Söylemesem daha iyi. Yapma ne olur, merak ettim. Belki bir yardımım dokunur. Hep sen mi beni dinleyeceksin? Lütfen anlat. Sorun Serdar. Serdar mı? Serdar nasıl bir sorun olabilir? O bir tanedir. Bir taneymiş. Sen onu bana sor. Serdar aleyhine bir şey söyleyeceksen inanmam. İnanmayacaksan ben de gidiyorum öyleyse. Dur canım, nereye gidiyorsun? Ben Serdar'ı dünyadaki en iyi eşlerden biri diye düşünürüm hep. Sen öyle zannet. Ne demek sen öyle zannet? Ne demekse o demek. Ne yere bakan yürek yakalmış bilemezsin. Son günlerde eve geç gelmeye başlamıştım. Olsun, işleri vardır adamın. İşmiş. Ne iş olduğunu anladık. Yakasındaki ruj izinden anlaşıldı. Yok canım, olamaz. Bir yanlışlık var bu işte. Biliyordum zaten. Bana karşı çok soğuktu son zamanlarda. Eve ilgisizdi. Çocukla bile ilgilenmiyordu. Nasıl olur? Serdar da böyle bir şey yaparsa kimseye güvenilmez artık. Bana bunu nasıl yapar? Kız. O kız eve telefon ediyor. Ben açınca kapatıyor. Ne? Sahi mi? Alacak. O da aynı şeyi yapıyor. Kim? Kim yapıyor aynısını? Bak Selda, sakın önemseme. Serdar seni çok sever. Bizim eve de geliyor böyle telefonlar. Hatta evlendikten bir hafta sonra başladı. Önce eski karısıdır sanıyordum. Ama gidip konuştum, o değil. Önceleri hiç inanamadım. Ama meğer Ateş bambaşka bir insanmış. Hiç tanımıyormuşum onu. Ne yapacağız? Acaba diye bekledim hep ama artık sabrım kalmadı. Umudum da kalmadı. Öyleyse kurtulmalıyız. Ama nasıl? Nasıl olacağını sen benden daha iyi biliyorsun. Evet, biliyorum Selda. Seni dinleyince gözüm açıldı. Ya, işte bu hikaye böyle kızım. Film gibi bir şey bu. Hani mecburen evlenirler, sonra birbirlerine aşık olurlar. Hı-hı. Sonra araya engeller girer. İnanamıyorum. Ya. Hayatta her şey gelebiliyor insanın başına. Şaka maka derken Yeliz'le Hilmi evlendi, sonra boşandılar elbette. Bana sorarsan ta o zamandan birbirlerini beğenmiş, sevmişlerdi. Her neyse. Aslında birbirlerine çok uygunlardı. Yeliz teyzeyle Ateş amca evlendiğinde ben daha bebektim değil mi anne? Evet canım, evet. Sen daha küçücüktün. O Ateş amca dediği müthiş bencil, saygısız, tuhaf bir adamdı. Huysuz mu huysuz? Yeliz için olabilecek en berbat kocaydı, anlayacağın. Bizim Yeliz de huysuzdu ama Ateş'in yanında melek gibi kalıyordu. Sonra onlar da ayrıldı. Evet, evet. Ayrıldılar ve Yeliz teyzen annesinin yanına taşındı. O sırada Hilmi Almanya'da. Yeliz'in evlendiğini duymuş. O da bir Almanla evlenmiş. Almanya'ya yerleşmeye karar vermiş. Çok heyecanlı. Heyecanlı değil. Tam tersine hüzünlü bir hikaye Yeliz'inki. Sonra bizim Yeliz olanları unutmak için kendini çalışmaya verdi. Üniversitenin felsefe bölümünde doktora falan derken bir yandan da lise öğretmenliği. Yeliz teyze çok azimliymiş. Çok. Belki de Ateş'e olan kızgınlığındandır, kim bilir. Belki de düş kırıklığından. Neyse ne. O sayede biliyorsun üniversitede hoca oldu. Yeliz teyze şimdi profesör mü oldu? Daha olmadı ama inanıyorum onu da olur. Çok azimli, çok çalışıyor. Ondaki hırsı kimse de görmedim ben. Gece gündüz demeden aralıksız çalıştı. Baban da çok hırslıdır. Anne sen hep demez misin babanı hırsı bu hale getirdi diye? Doğru. Ama onun hırsı... Neyse, o konuyu açmayalım şimdi. Şimdi Hilmi amca bir Almanla evlenmişti. Hı. Yani işleri iyice karıştı. Peki şimdi o iki karılı mı? Canım, olur mu öyle şey? Demiştim ya, aslında Yeliz ve Hilmi birbirleri için yaratılmışlardı. Sonra duyduk ki Hilmi'nin evliliği pek yürümemiş. Türkiye'ye dönmek Hilmi amcanın da bir saplantı haline almış. Ne varmış ki Türkiye'de? Ben olsam bir daha geri dönmezdim. Saçmalama. Alışsaydı Hilmi alışırdı orada yaşamaya. Yıllarca kaldı, yine de alışamadı.
Dönmek istediğinde karısı karşı çıkmış. Türkiye'de yaşamak istemiyormuş. Öyleydi böyleydi derken geçimsizlik başlamış. Onlar da ayrılmışlar sonunda. Aman ne umut verici tablo. Herkes boşanıyor. Hem de iki kere. Bir de evlilik güzel şey diyorsun. Elbette güzel. İnsan dediğin yalnız yaşayamaz. Sonra da kurduğu aileyi bozar. İyi giden bir sürü evlilik var. Benim anlatmamın nedeni olanların değişik olması. Senin için örnek olsun diye anlatıyorum. Hadi anne, ben en romantik olan son kısmını bekliyorum. Romantik olduğunu nereden bildin? Tahmin ettim. Tahminin doğru. Evet, Hilmi Türkiye'ye döndü bekar olarak. Yeliz de bekar, ikisi de yaralı. Yaralarını sarmak yine sana mı düştü anne? Yoksa yine anlaşmalı evlilik mi? Yok canım, bu sefer ben hiç karışmadım. O sıralar babanla uğraşıyordum. Babana bir şeyler olmuştu. Birdenbire çok para kazanma hırsına tutuldu. Ben karşı çıkıyordum ama engelleyemiyordum. Elimizde ne varsa hepsini, her şeyi sattık. Topladığı paranın hepsini borsaya yatırdı. Önceleri kazanmaya başladığı zamanlar, yani sanıyordu ki hep böyle gidecek. Çünkü birdenbire paramız 3 katına çıkmıştı. O zaman neden zengin değiliz biz? Babamın şu anda oturduğu evi görsen, öyle üzülüyorum ki. Babana kalırsa bu evi de satıyorduk. O şimdi riske atılmanın cezasını çekiyor. Sadece o mu? Biz de. Ben hiçbir şeyin farkında değildim. Sana hissettirmemeyi başardık. Zaten bunları anlayacak yaşta değildi. Babam önce çok kazanmış. Peki sonra ne oldu? Ne olacak? Kazandığı paranın hepsini batırdı. Arabasını bile satmış değil mi? Ya hepsi gitti. Baban da bitti. Morali çok bozuktu. Kimsenin yüzüne bakamıyordu. Huyu değişmişti. Bazen çok içine kapanık, bazen çok saldırgandı. Şirketten istifa etti. Yani öyle kızgın bir anında, böyle hiçbir neden yokken. Zavallı babacığım. Evet, zavallı. Ben de çok üzülüyorum onun için. Girdiği bunalımdan uzun süre çıkamadı. Babam bana hiç bunları anlatmıyor. Baban önceleri çok konuşkandı. Tatlı dilliydi. Her bakımdan değişti. Hepsi şu kahrolası para kazanma isteği yüzünden. Mutluluk parayla satın alınmaz kızım. Bunu unutma. Yeliz teyzelerin hikayesini anlat da keyfimiz yerine gelsin bari. Biz borsayla para batırmakla uğraşırken bunlar bir gün Beyazıt'ta karşılaşıyorlar. Yeliz teyzen anlatsa gözlerin yaşarır. Arada kaybedilmiş tam 10 yıl var. Hilmi amcan 40 yaşına gelmiş. Yeliz 35'inde ya da daha fazla. İlk tanıştıkları yere gidip oturuyorlar, dertleşiyorlar. Karşılıklı gözyaşı döküyorlar, birbirlerine sarılıp ağlıyorlar ve birbirlerini sevdiklerini anlıyorlar. Tam 10 yıl sonra. Ay anne, tıpkı Türk filmi gibi. Aa, bu söze çok kızıyorum. O filmler de gerçeklerden çıkmıyor mu canım? Öyle Türk filmi deyip geçme. Neyse. Hilmi uğruna Almanyalara gittiği şu meşhur doçentliğini kazanmış. Kerli ferli bir doktor olmuş. Yeliz üniversitede hoca olmuş. Hilmi'nin saçları beyazlaşmış, hafif göbeklenmiş. Yeliz teyzeni biliyorsun. Olgun dolgun bir kadın olmuş. Ama ikisi de liseli aşıklar gibi. Bir heyecan, bir heyecan, sorma. Hani eşeğini kaybedip sonradan bulmak derler ya. Ya tam öyle. El ele göz gözü derken birkaç hafta içinde bu sefer sahiden evlendiler. Mutlulukları gözlerinden okunuyordu değil mi anne? Öyle de sürüyor, nazar değmesin. Aman anne, bırak nazarı mazarı. İnsanlar birbirini sevse saysa bütün ilişkileri iyi gider diyen sendin. Olur mu kızım? İkisi de aynı insan. Neden 10 yıl önce olmadı öyleyse? Şuna inan. Bazı şeyler kendiliğinden oluyor, değiştirilemiyor. Anne, senin böyle sözler söylediğine inanamıyorum. Yani kader mi diyorsun olanlara? Belki de kader, kim bilir. Çok saçma. Şuna kader değil, rastlantı desek daha iyi olacak. Sen öyle söyle, ben böyle. Sonuç aynı. Önemli olan sözler değil, sonuç. Yani babamın hayatını borsada mahvetmesi kader mi? Onu karıştırma şimdi, keyfimi bozma. Tamam anne. Hilmi amcanla Yeliz teyzen birazdan gelirler. Şu dağınıklığı toplar mısın lütfen? Dersin var anne. Canım, dersin varsa neden bir saattir beni dinliyorsun? Anlattıkların derslerden daha zevkli de ondan. Hadi hadi oyalanma, en biliyor musun, sana sürpriz bir haberim var. Kötü bir sürpriz olmasın da, son günlerde hep kötü sürprizler oluyor bu evde. Yeliz teyzen hamile. İnanmam. %100 doğru. Bu harika bir şey, bunu kutlamalıyız. Ya gelsinler, kutlayacağız. Anne, babam gitmek zorunda mıydı? Bilmiyorum. Belki de. Kendisi için gerekliydi. Çünkü çok utanıyordu. İkimizin de hayatını mahvettiğine inanıyordu. İlk zamanlar ona çok destek oldum. İntihar edeceğinden korkuyordum. Ama gayret etmedi. Hiç gayret etmedi. Şirkete dönemez miydi yeniden? Dönse hemen alırlardı ya.
Arkadaşlarının paralarını da batırdı. Ufak tefek şeylerdi gerçi ama gurur meselesi yaptı. Şu borsa denen şey olmasaymış, biz de babamdan ayrılmayacak, yine aile olacakmışız. Bırak şimdi bunları. Moralimiz bozulmasın, misafir gelecek. Olacağı varmış oldu. Artık böyle bakıyorum hayata ben. Anne, sen iyice kaderci olmuşsun. 37 yaşında anne olursam anneanne olduğumda bastonla gezerim herhalde. Çok tatlı bir anneanne olursun değil mi Selda? Aa, durun bakalım. Anne olmadan anneanne olmayı düşünüyor. Bu ne acele böyle? Yitirdiğimiz zamanı kazanmak için başka çare yok. Hayallerle avunuyoruz işte. Boş ver şimdi. Geç oldu ama temiz oldu. Hepsini sana borçluyuz. Sen mucize yarattın Selda. Böyle olacağını düşünemezdik. Meğer evlilik harika bir şeymiş. İnatçılık etmeseydin giderken Almanya'ya seni de götürecektim. O zamanlar çok aksiydi. Şşş, hepsi geçti gitti, artık hatırlatma. Sıfırdan başladık, unuttun mu? Haklısın. Hem buraya gelmemizin gerçek nedenini açıklamadık Selda'ya. Sana bir teklifimiz var. Neymiş o, iş teklifi mi? Eş teklifi. Aman alay etmeyi bırakın. O günler geride kaldı demediniz mi? Uğraşmayın benimle. Biz ciddiyiz. Çok ciddiyiz. Şimdi sözümüzü kesmeden dinle bizi. Bak. Benim en iyi dostumsun. Böyle yalnız olmana gönlüm razı olmuyor. Şimdi sana önemli bir önerimiz var. O ne o? Yani beni evlendirecek misiniz? Ne var bunda? Bizi sen evlendirmedin mi? Yalan mı? Hiç güleceğim yoktu. Ay, sizinle ben bir miyim? Utanın yahu. Serdar'ı çok severdiniz. O başka. Biz yine çok seviyoruz Serdar'ı. Aman çocuklar, komik olmayın. Benim 14 yaşında kızım var. Aysun'u unuttunuz galiba. Duysa sizi keser. Bir daha yüzünüze bakmaz. Ne evliliğinden bahsediyorsunuz siz? Anlaşmalı evlilikten. Çocuklar, şakayı bırakın dedim. Yani şakasına bile katlanamam. Olanları biliyorsunuz. Size hiç yakıştıramadım. Hiç şaka yapıyora benziyor muyuz ha? Benzemiyorsunuz, bu daha kötü ya. Selda'cığım önce bir dinle. Yok canım, hiç dinleyemem. Ben Serdar'ın üstüne gül koklamam. Bakmayın ayrıldığımıza, benim gönlüm onda. Bir gün her şey değişecek, düzelecek. Yoksa yaşayamazdım. Serdar bir bunalıma girdi, çok kötü günler geçirdi. Sonunda kendine gelecek. Böyle benim oyunlarla kaybedecek zamanım yok. Benden intikam mı alıyorsunuz yoksa ha? Sizinki tam eşek şakası oldu. Bırakın bunları canım. Gerçek evlilik değil. Anlaşmalı evlilik dedik ya. Hele onu hiç söylemeyin. Şimdi iyisiniz ama başınızdan geçenleri unutmayın. Öyle kolay olmadığını bal gibi biliyorum ben. Bir çıkar evliliği olacak bu. Dinle diyoruz, dinlemiyorsun ki. Ne çıkarıymış? Benim için evlilikle elde edilebilecek bir şey söz konusu değil. Bu da nereden çıktı anlayamıyorum. Yani ortada gerekçe yokken. Gerekçe var. Dinlesen anlayacaksın. Dinle. Bak. Sen Serdar'ı hala seviyor musun, sevmiyor musun? Sevmez olur muyum? Seviyorum elbette. Kızımın babası o. Öyleyse onu borçlarından kurtarıp eski hayatına kavuşmasını istemez misin? Ona çok kızgınım ama isterim elbette. Onun için küçük bir fedakarlıktan çekinmezsin öyleyse. Bugüne kadar hiç çekinmedim. Bugün de çekinmem. İşte şimdi fedakarlık zamanı. Sana bunu yapman için bir fırsat veriyoruz. Çok isterim ama bunun yolu yok. Var. Neymiş o? Anlaşmalı evlilik. Çok zengin bir arkadaşımız var. Daha doğrusu evlenebilirse çok zengin olacak. Çünkü büyük bir miras kalmış ama evlenmezse alamıyor. Ama öyle bir kadınla evlenmeli ki her şeyde hak iddia etmesin. Malların üstüne konmaya kalkmasın. Ne sonra? İnanmak için aptal olmak gerekir ya. Ben devam edin bakayım. İnan, inan, istersen yemin edeyim. İnanma. Senin nasıl yemin ettiğini bilirim ben. Ayağını hafifçe kaldırırsın, olur biter değil mi? Buna inanmıyorsan bana inan. Onunla evlenmeyi kabul edersen geçici bir süre için sana yüklü bir para verecek. Sonra? İnanmıyor, ısrar etme Hilmi. Kimmiş bu adam? Bir miras idi ha? Arkadaşımız dedik ya, bunu başka birine de teklif edebilirdik ama senin olgunlukla karşılayacağını düşündük. Hem senin çok işine yarayacak. Adamın kim olduğu önemli değil ki. Onu görmene bile gerek yok. İşlemleri biz hallederiz. Bir ay sonra mirasını alacak o, sen de paranı alacaksın. Parayı alınca da Serdar'ın borçlarını ödeyeceksin ve tüm sıkıntılar bitecek. Siz ciddisiniz. Şimdi inandım. Serdar için bunu yapmaz mısın? Kendin söyledin, onu hala seviyorsun. Serdar için yaparım. Hayatı mahvoldu, bu kadarını hak etmemişti. Kendine bir şey yapar diye korkuyorum. Ona bir şey olmasını istemem. Öyleyse bu iş oldu. Bunu kutlayalım hadi. Aysun. Aysun'a ne söyleyeceğiz? Kızım buna anlayış göstermeyebilir. Anlatırız ona. Ben anlayacağından eminim. Aysun her zaman yaşından olgundur. Yeliz teyzesine hiç çekmemiş. Benim olgunlaşmam biraz uzun sürdü. Evet, 10 yıl kadar. Dua et, 10 yıl sürdü. Bir 10 yıl daha sürseydi hiç bebek doğurma şansım olmayacaktı. Çünkü çok sevdiğim birinden olmazsa kesinlikle doğurmazdım. Demek ki beni çok seviyorsun. Bilmiyor musun? Biliyorum canım. Şimdi
Selda kabul ettiğine göre yarın işlemlere başlayabiliriz. Aa, o kadar çabuk mu? Acele etmeliyiz. Nikaha bir saat kaldı. Çok sinirliyim, çok korkuyorum. Ya istediğimiz gibi olmazsa? Ya boşanamazsak? Serdar eve dönerse? Ben ne derim ona? Bu iş bitene kadar Serdar duymaz. Asla duymayız onu. Ben de çok korkuyorum. Sanki Serdar'a ihanet ediyormuşum gibi geliyor. Korkma canım. Her şey çok güzel olacak. Her şey yoluna girecek. İnan bana. Hepsi senin istediğin gibi olacak. Çünkü sen en iyisine layıksın. Senin gibi bir tane daha var mı? Ha? Söyle. Vardır vardır. Böyle başına iş açacağın arkadaş çok bulunur. İşte damat adayı geldi. Selda, sakın adama kötü davranma. Ne de olsa geçici bir damat. Aman anladık anladık, açın şu kapıyı. Hı. Ay baksanıza, adam hödüğün biri. Kapı bu kadar çok çalınır mı canım? Heyecandandır, ne de olsa ilk karşılaşma. Tabii ilk karşılaşmaymış. Ay şu rezalete bak. Ay şu başıma gelenlere bak bu yaştan sonra. Yaşında ne varmış, daha genceciksin, abartma. Ben bakıyorum kapıya. Ay aman, açmazsan adam kapıyı kıracak. Dağdan mı gelmiş nedir? İşte damat geldi, gel. Serdar? Sen? Ya gördüm. Biz sana hiç olur olmaz damat getirir miyiz? Merhaba karıcığım. Sen miydin o? Benim ya, kim sandın? İki sensin. Yaptıklarım için ancak böyle özür dileyebilirim senden diye düşündüm. Seni seviyorum. Ben de seni. Karıcığım, benimle evlenir misin? Değişik bir evlenme teklifi oldu bu. Cevap vermiyor musun hani? Evet, hem de seve seve. Acele edin kumrular, geç kalıyoruz. Kızınız da kapıda sizi bekliyor. Ama ama Serdar, sen nasıl böyle birdenbire? Hilmi ile Yeliz biraz borç para verdiler. Hem son bir haftada borsadan da kazandım biraz. Borçlar bitti. Şimdi sıfırdan başlıyoruz artık. Bitti artık değil mi? Bir daha olmayacak. Kesinlikle bitti. Neredeyse seni kaybediyordum. Hadi şimdi gidip evlenelim artık karıcığım. Aysun çok sevinecek. O her şeyi biliyor. Alçaklar. Hepiniz birden beni kandırdınız. Fena da olmadı hani. Anlaşmalı Evlilik adlı oyunumuzun 10. ve son bölümünü dinlediniz. Bir başka